olduğu gibi ünlüsü bol, taklidi benzersiz yarışma. Benzemez kimse sana ya. Hepiniz hoş geldiniz. İçeride arkadaşlarla konuşuyoruz, plastik makyajlarla biliyorsunuz her hafta kendilerini değiştirip ünlüye benziyorlar. Benim durumum farklı. Ben programa başladığımda gencecik bir çocuktum. Sakalım yoktu, bıyığım yoktu ama yavaş yavaş önce sakallar çıktı. Onlar beyazladı. Bugün kestik, bıyığa bağladık. Nasıl olmuş bıyık, beğendiniz mi? Artık biliyorsunuz her hafta olduğu gibi 8 ünlümüz yine bu hafta inanılmaz performanslar sizlere sergileyecekler. Tabii ki bu performansların sonunda her zaman olduğu gibi jürimiz ne yapacak, onlara puanlarını verecek. O puanların sonunda ünlüler de puanlarını verecek ve bu haftanın birincisi belli olacak. Ama ne diyoruz her zaman olduğu gibi, bu performansları izlemek, geçmiş performansları da kaçırdıysanız onları izlemek istiyorsanız mutlaka benzemezkimsesana.com'a giriyorsunuz ve oradan bu performansları izliyorsunuz. Tabii ki daha fazlası da var. Neler var orada? Tabii ki buranın bir de kamera arkası var. Yani biz siz şu an yayını izlerken biz epey önce çok eğlendik değil mi burada? Bir dans öğrendik. Az sonra sizlerle paylaşacağız. Ama evde denemeyin, olay çıkmasın. Yani tavsiye etmiyorum. Biz burada ama eğlendik. Herkes bana yaptı bu dansı. Yani onlar çok eğlendi. Benim sıkıntım oldu bir süre. Alıştım. Ona da alıştım. Evet, her zaman olduğu gibi şimdi yine jüri üyelerimizi davet edeceğim. İlk jürimizi, bir mani yoksa bana bir mani yazmışlar. O maniyle çağırmak istiyorum. Prensidir sahnelerin, gönülleri okşar hep sözlerin. Seyircinin gönlündedir senin tahtın, Erol Evgin!
Çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Çok teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Bu benim bayramlık şarkımdır Muratcığım. Çok güzel bir şarkınız ama bu. Evet, 36 yıllık bir şarkı. Her bayram söylerim. Ve konserlerimin finalini bu şarkıyla yaparım. Bu akşam da bayramımız geliyor. Bayram öncesi güzel bayram öncesi bir... böyle bir şarkıyla girmek istedim. Ne güzel sevgili yaptınız. Sevgili seyircilerimizin... ve... sevgili seyircilerimizin... ve değerli konuklarımızın... bayramlarını, mübarek bayramlarını candan yürekten kutluyorum. Bayram sevinci içine geçmesini diliyorum. Bu bayramın bize sağlık, huzur, mutluluk, barış... ülkemize ve komşularımıza, İslam alemine barış ve huzur getirmesini yürekten diliyorum. Canım. Tabii, tabii ki el öpmeye geleceğiz böyle. Tabii. Çocuklara böyle şeker veriyoruz. Çocukları alıp geleceğiz. Mendil içinde para veriyoruz. Seyfi Bey 1 lira koyuyormuş. Öyle mi? Tabii. Eyvah. Mendil de kağıt mendil. Kağıt mendil. Pintilikten. Yok. Biz yani. Keten mendil içinde vay, kağıt para koyalım. Değil tabii mi çocuklar? Erol abi size o yakışır. Sizin gönlünüze geniş geniş. Sağ ol. Gene Murat çok şıksınız kırmızılar. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Erol Evgin alkışlarınızla. Evet. Şimdi de yürüyüşü kuğu gibi hayran etti hepimizi. Elin oğlu kaptı kızı. Taze gelin Hande Ataize. Aa, pek keyifli. Hoş geldiniz. Ben tüm alışkın sevenlerinin adına seni öpüyorum. Eylül'e kadar öpeceğiz artık ne yapalım. 8 Eylül'e kadar. 8 Eylül'e kadar. Bu arada öptün, bir yabancılaştım diyorum sana bıyıklarla. Ben kendime çok yabancı. Ama fena olmamış, hoşuma gitti, güzel olmuş. Böyle bazen bir Kadir... Nasıl olmuş soralım. Doğru söyleyeyim. Olmuş mu? Murat. Malkoçoğlu gibi olmuşsun. Vallahi bir kılıç tarihi çekeceğim. Pala Remzi. Tarihi filmlerde oynayabilirsin. Seyfi yani. Bey'e çekeceğim kılıcı bugün yani. Evet. Bilmiyorum ama. Bıyık beni çünkü böyle bir cesaretlendiriyor. Evet, İnşallah böyle elimizde gitmeyiz bıyıkla. Taş fırın mood'u gelmiş sana. Taş bir motivasyonu gelmiş. Taş canım tabii artık duruşum değişti bak. Hah güzel, iyi. Kaşları da bir birleştirebilsem olmuyor benimkiler. Evet, bu arada ben de hemen söylemek istiyorum. Küçük Erol Bey söyledi ama yarın Arife, herkesin bayramı kutlu olsun. Küçükler büyükleri unutmasın. Çünkü böyle günler hakikaten büyükler için önemli. O böyle eski ritüeller sanki bana bir gitti gibi geliyor. O böyle sıraya girilir. Hani küçükten büyüğe el öpülür. Erol Bey'in dediği Hande'cim gibi o keten mendil olur. Evet. Neyse onun içinde böyle bir iyi bir mutlu edecek bir şey verilir. Hani bu değerlerimizi kaybetmeyelim diyorum ben. Evet. Herkesin bayramını kutluyorum. Ben hemen yerime geçiyorum. Herkese iyi eğlenceler. Hande Ataize alkışlarınızla. Bir bayram şekeri havası var yani kendisinde. Şimdi gene bir manimiz var. Hakikaten manimiz var. İşte mani size. İnsanları seven benim, alem buysa kral benim, alem buysa kral benim. Ben oğlum. tamam. Thank you.
Çocuklar. Sağ olun, çok teşekkür. Güzel istek. Ya bu ilk bıraktık. O da işe yaramadı. Mevlüt okur gibi şarkı söylüyorsun, hiç bitmiyor. Aldığın 60 bundan daha az. Ama benim buna ihtiyacım, beni insanlar şuralarına koydular, buralarına koydular. Senin nerelerine koydular? Ay 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 ay. Bu şıklık şıklık. Bu güzel program bitiyor. Üzülüyorum. Benim için değil, paraya ihtiyacı olan sanatçılar için üzülüyorum. Sen bir şiir mi, bir şey okudun, bir şey? Mani oku. Size. Ben de bayrama yakın bir mani okumak buyurun istiyorum. Ötme Seyfi, ötme. Zamanı değil ötümün. Dinamit kor, patlatırsın. Kahyası yoktur. Yani... Seyfi Bey. Yani... Böyle rahat bir hava içinde. Evet Seyfi'cim. Buyurun. Biplere güvenip... Bipli bir mani Allah oldu. Allah ne verdiyse bu, konuşuyorsun. Güzel. Seninkini de kestiriyorum. O kadar kestiriyorsun. Oraya gidiyor. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu çile çekilmez. Bunu okuyordu 25 sene evvel. Ah bu hayat çekil. Şimdi ağız gitmiş, burun gitmiş. Ah bu çile çekilmez. Gel. Hande'ye sıra geldi. Aa. Nasıl bir kıyafet bu? Dur, bak yakın. Vallahi kızıyorlar. Bak, kızıyor yakından musunuz? Bakayım. Bak. Aa. Ay inan ki hoş. Bir tek köşe alkışlıyor. Olsun. Alkış al da nereden alırsan buradan da. Buradan hiç alkış yok. Çok şık. Evet siz dediniz ya, siz de zebra gibisiniz. İyi yani hayvanat bahçesinin sahibine olsun, de zebra olsun gibi gelmek lazım. Seyfi Bey bir şey söyleyeceğim. Seni bayık suratlı seni. Seyfi Bey hakikaten vallahi. Haftaya bunun bahçesinden çıkan domatesle benim bahçemden çıkan domatesi getireceğim. Karşılaştıracağız. Mukayese edeceğiz görme. Tamam. Nasılsın? İyi misiniz? Amerikalı caymış ha? Ay onu yok daha caymadı. O gün cayarsa bilmiyorum artık ne yapayım. Vallahi yapayım? Şeyle birininle tanışmış galiba şey. Aa, her Akrep şeyde bir hayır vardır. Tanışmış. Ay yok artık. Öyle bir şey söyleyeceğim. Ayağınız nasıl oldu hakikaten? Ay sus İyiyiz çocuklar, bakar mısınız? Dikiş mikiş diyordunuz. Ayak değil, pati pati. Ay kıyamam. Hakikaten çok... Aa dikiş atılmış buna. Tabii atıldı. Gelin gelin. Durmayın ayakta çok. Hakikaten başka çok yara varsa onu da görelim. Ay vallahi çok nazar, olsun. Bunun nazarı. Nazar. Eve geldi 4 tane saksı bu evdeyken böyle indi aşağıya. Gelelim sana Allah'ın cezası. Bıyık bırakmışsın. Ne oldu, olmamış mı? Ha, yok fena değil. Böyle bir karizma yani, yapmış mı ya? İsterik kadınlar için geçerlidir bu. Sen benim arkadaşımsın. Yalnız merak ettiğim bir şey var. Çocuklar bir diziye başlıyor. Diziye başlamak için bir insanın çok büyük bir yeteneğinin olması lazım. Büyük benim yeteneğim. Güveniyor musun? Yani. Peki. Yandık şimdi. Sen kardeş Amar olanına döndün. Sana bir rol yani verdiler. Tabii. Dediler ki... Kleopatra'yı, Kleopatra'nın yanına gideceksin. Ben olayım bari Kleopatra. Seyfi Bey, ben olayım bari Kleopatra. Ha? Ben olayım bari Kleopatra. Sen Sezar ol. Sen Sezar hani ol. Onu ben da bırakın da ben olayım sizin yerinizde. Hayır, olur. Ben ne istersem olurum. En büyük olmak istiyorum. Kleopatra. Ay çocuklar, geçen hafta şarkı söyledim ya. Gözlerinin içine başka ne ağlamışlar, ne sevmişler, ne beğenmişler. Güzel olan şeyi seyirci alıyor. Gözlerin içine başka hayal girmesin. Bana ait çizgiler. Dikkat et, silinmesin.
çizgiler. Dikkat et silinmesin. Reklamlara geçtik galiba. He? Reklamlara geçtik galiba. İçeceğiz. Pedi yapar mısın? Yandık görüyorsunuz değil mi? Çok yeni güzel. Bölümde, yeni bölümde Erol Evgin özellikle isteniyor. Ne olursun uzun şarkılarını söyle diye bayılt insanları istiyorum. Ay çocuklar. Seyf Bey hadi özledik gelin vallahi yanımıza. Gel artık. Gelin mi? Gel, gel artık. Gelin ne olur. Programa başlayalım. Hayır hadi. Öyle kalın ikiniz kurumuş saksı gibi orada kalın. Bütün seyirci beni izliyor. Bak herkes bana bakıyor. Ay 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 ay. Bir dakika. Bakalım bunun yeteneğini göreceğiz. Sen bir kadına deli divane aşıksın. Ben. Ha, sana yüz vermiyor. Sen kapıyı çalıp içeri giriyorsun. Oradan ilanı aşk ediyorsun. Kadına. Dizin böyle başlıyor. Evet. Başrolde siz mi varsınız? Ben. Yandın. Ya 40 yılın başında diziye girdi. Başrole bak. Tamam geliyorum. Tak tak. Aç gir. Gırç. Gırç. Yo kapı mı o? Yağlamak lazım kapıyı. Saraya giriyorsun. Ha saray mı? O zaman ona göre gireyim. He. Bir dakika bir dakika. Saraya kapıyı geliyorum. Kapıyı da o kadar yakın yapma biraz uzak kapı. Seyfi tak Bey. Tak. Vur aç. Seyfi bu Bey. Bu ancak. Sizin bir femme de chambre'ınız yok mu? Öyle kapıyı vuran giriyor mu? Girer. Ayol, adam madem bak nereden yol geçen beni vurmak için. Gel femme de chambre ol. Buraya, buraya gel. Saray mı yol gel geçen gel buraya femme de chambre ol. Madem önerdin geleceksin olmam. Buraya. Olmam. Sen femme de chambre olmam olacaksın. Olmam hayatım olmam. Sen de oda hizmetçin olacaksın. Buraya gel. Olmam. Buraya gel. Ben istemediğim rolü yapmam. Sen ne rolü istersin bu yaştan sonra? Silme. Süpürme. Hayır. Erol gelin oynayalım yani o, bu hayatım, sahneyi. Ben seyrediyorum sen oynuyorsun çok ama güzel. Ama olmaz yani sen olmaz, de bir kapıcı ol bir şey ol yani. Hayır. Sana da başka bir şey yakışmaz. Ben kral karakter olurum, prens mi? Olurum. Hiç ben hayatımda bu kadar kral görmedim. Kral olacakmış. Gelsene sen de yiyeceksen ye. Geldi. Graç. Ulan sese lüzum yok. Ha, tamam gerek giriyor. Yok. Peki sessiz girdi. Girer girmez dizlerime çöküyor bir şey. Sevgilim. Kıraç yap önce. Kıraç. Dizim kırıldı. Ha. Ne diyor kıraç? Kıraç. Ne istiyorsun? Seni istiyorum. Ay ben meşgulüm. Neyle meşgulsün? Niye benimle ilgilenmiyorsun? Ay düşük dediler. Yalan. O soytarıların uydurması o. Benim... İspat et. Allah! Gidiyordun, haberim yok. Gidiyordun. Ne soğuksun. Ulan kalk iyi. Orada kapıcı ol. Kalkmam, kapıcı hayır, kapıcı olmaz. İlle olma. Prens olacak. Tabii İlle ya. En çok sevilen olacak. Tabii ya. Bu suratla. Tabii ay domates yetiştirmiş bu kadar. Aa, niye? Çeri, çeri onlar. Çeri domates. Büyümüyor mu? Domatesi gör bu kadar. Hormonlu bir değer olmaya mı sizin domatese? Seyirci diyor ki ne diyor o? Seyfi Bey ne diyor diyorlar bana biliyor musun? Seyir. Çünkü yarısını bipliyorlar senin konuşmalarını. Bip değil mi? Evet bip, yarısı bipli. Yani çok gülüyorsunuz ama ne diyor diyorlar. O zaman izansız insanlar seni arıyor. Öyle mi? Yarısından da iş çıkar beyim. Çıkar mı? İlle tamamı şart değil. Değil mi? Boşlukları ha. Tamamla, bipleri tamamla. Ha, sana ne oluyor Allah'ım? Ay iyi bir şey söyledik. Kız bir şey söyleyeceğim. Seni ay, alacak herif çıplak iyi gördü bir şey mü? Söyledik, iyi bir şey söyledik. Çıplak gördü aa, mü? Aa şimdi benim vücudum hakikaten güzeldi. Ben yaptım. Neyi yaptın? Ben yaptım. Yani sporla, her gün spor yapıyorum. Bakıyorum spor kendime. Yaptığın yok. Bakıyorum sen kendime. Açlıktan, Allah'tan bu programa geldin. Üç kuruş para aldın. Birazcık artık beslenme yani, düzenim bir şey söyleyeceğim. Düzene girdi. Adama söyle beni büyüten aynalar vardır. Büyüten. Sana ama öyle baksın. Ama şimdi bu biraz zevk meselesi Seyfi Bey. Amerikalılar zayıf ben mı sever? Ben şimdi mesela benim kadın tipimi söyleyeyim. Hah. Hani ben şimdi bir kadın olarak... Böyle biraz daha hani kalçalı. Olsaydı. Hafif böyle bel hani kalça. Senin gibi değil ama. Benim gibi değil. Ben benim kadın tipim değilim.
Ama sen ben benim de malzeme bu. Ancak hizmetçi olabilirim. Benim malzeme bu. Ancak işte bu malzemeyi en güzel ne hale getirebiliyorsa bu ay kadar. Ay o herifi merak ediyorum. Güzel mi, çirkin mi? Benjamin mi? Ha. Aa, hoş. Kız Benjamin köpek adıdır. Çiçek adı, çiçek. Benjamin çiçek adı. Çiçek adı var. Köpek mi? Çiçek adı değil mi? Fikus Benjamin'e var. Benjamin. Evet. Fakat topuzu çok güzel bugün. Onu indireceğim. Aman Allah'ım! Daha yeni başlıyoruz. Herhalde indireceğiz. Murat sen de hakikaten çok kötüsün. Çok iyi. Hadi başla. Bu zamana kadar hiç ağzını deli bakar öyle bakıyor. Hiç idare edemiyorsun. Sunsana ulan. Suna, lafa girince benim lafım bitmedi diyorsunuz. Aa bitti. Ben çok konuşmayı sevmem. Seyfi Bey başlayabilir Erol miyiz? Erol çok konuşuyor. Tabii. Başlayabilir miyiz müsaadenizle? Başlayayım mı? Hadi başlayalım. Verin. Hadi artık. Evet özel televizyon... Seni Allah bildiği gibi yazsın. Şey mi taşıyorsunuz? Yeteneksiz. Özel bir şey mi taşıyorsunuz? Niye? Oyunculuk gayet iyiydi. İyiydi ama evet. Böyle biraz sarılacaksın, öpeceksin. Seyfi Bey, ben en çok şeyi merak ediyorum. Kendi bugün Mustafa Sandal'ı yapacak. Ama yapar mı sizce güzel? Doğru iyi, söyleyeyim. Neyi güzel yaptı bugüne kadar? Diyorsunuz. Ya ben merak ediyorum. Biz müze konuşalım. Onu siz niye o konuya girdiniz ki? Artık hiç programa. Evet, sevgili jürimize. Mustafa Sandal'ı bekliyoruz. Sevgili jürimize bir kocaman ediyorum. Alkış. Evet, özel televizyonların ilk çıktığı yıllarda hepimizi kendine abone etmiş bir isim var sırada. Çılgın daslarıyla coştuğumuz, şarkılarını ezbere bildiğimiz bir isim. Yonca Evcimik geliyor alkışlarınızla. Nasıl geçti? Yonca çok hareketlidir. Çok hareketli kıpır, bir de bizim kıpır. Zamanımızın tabii ben Bandıra Bandıra şarkısı çıktı bana. Ve Bandıra Bandıra. Onun dansı var. Evet. Çok şanslıyım ki o zamanki dansçılarından Aytunç Bentürk şu an bizi çalıştırıyor. Evet o zaman birkaç iyi adamdan bir tanesiydi. Evet. Yonca ile birlikte çalışıyorlardı. O grup zaten dansçılar kızlar ayrılıp çıtır kızlarla. Çıtır kızlar olmuştu. Onlar da birkaç iyi adam olmuştu. Evet. Danslarda Aytuş'la birlikteyim bugün. O yüzden rahatım en azından. Bir şey yanlış yaparsam Aytuş kurtarır diyorum. Güzel yani dansımız güzel ama şarkıda şöyle bir şey var. Şarkı herhalde ilk raplerden oluyor. Yani, farkında olmadan yapılmış evet, raplerden evet, bir tanesi. En hızlı okunan. O kadar hızlı ki ve hani bu sefer de rap en azından sadece cümleleri söylüyorsun. Bu melodik de evet. Bir şekilde söylüyorsun. Hem dans edeceğim hem de rap söyleyeceğim. O yüzden böyle modum olabilir. Ama gene ben çok eğlendim. Yani şarkıyı çok seviyorum çünkü. Bir de çocukluğumu anımsatıyor bana. Kalmasaydım başka yerde ne işim var başka yerde bandır bandır ye beni hiç doyamasın tadıma. Ölüyorum. Evet bu şarkıda bir de bir yerlere kompresör bağlamak lazım. Hava lazım. Bir daha basacak biri bana. Kalmasaydım başka yer. Bandır bandır ye beni. Bandır 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 ye beni hiç doyamasın tadıma. Bir nefesim burada var. Nefes böyle. Bütün numaralar... Önde sende var benim farkıma. Bir tane burada var. Ben seni herkeslerden daha da iyi tanırım. Hem ben sana herkeslerden daha da iyi bakarım. Ben sana herkeslerden daha da iyi bakarım. Gel gel. Bir. Bırak. Evet, bayağı ciddi bir dans görüyorum orada. Sıkı çalışılmış. Yapacağız. Salsasından tut. Bandıra Bandıra Ye şarkısının özel dansına kadar hepsi var içinde. Bir baktım en sonunda seni Bandıra Bandıra yiyorlar yalnız. Canım öyle. Olabilir öyle şeyler. Bandıra Bandıra yenilecek kıvamdayım. Evet, evet. Tabii canım. Evet. Geldik yine kolonum asansörün önüne. Hep önündeydi değil miydik zaten? Evet hep önündeyiz. 11 bölüm sonra hala böyle bir ya stres. O stres hep olacak çünkü yani her hafta bana aynı kişiyi verseler, farklı şarkısını okuyacağım deseler. O zaman rahatsın bir kere bir karakter oturtup bir sürü şarkısını söyleyeceksin. Şimdi her hafta farklı biri ve her hafta yapacağın kişinin heyecanı farklı oluyor. Her şey yeniden başlıyor. Her şey yeniden heyecan yeniden bütün başlıyor. Bütün yaptığın
Her bütün hafta verdiğin emek böyle çöpe atıyorsun böyle, yenisini getirin diyorsun. O yüzden de her hafta oluyor. Şuraya giderken bir heyecan olmaması imkansız. Ne yapayım, benim de görevim burada sizin heyecanınızı almak. Her zaman olduğu gibi seni sevgiyle kucaklıyorum ve ne öpme diyorum? Öpme bana, bıyıklarım batacak ya. İyice batıra batıra. Batıra batıra. Güle güle. Batıra batıra, ben bandıra bandıra gidiyorum ama. Pardon, bandıra bandıra, bandıra bandıra. Evet, Pelin Öztekin'e güle güle dedik. Yonca Mi'ye hoş geldin diyoruz. Aşklar seninleyle, bakışıp da görüşemedik seninle. Düzüp de görüşemedik doğrudur. Amacımızın ucuna da varmışken, başka kızlar seninleyle. Ben seni herkeslerden daha iyi tanırım. Hem ben sana herkeslerden daha iyi bakarım. Ben seni herkeslerden daha iyi tanırım. Hem ben sana herkeslerden daha sende var benim farkıma. Kalmasaydım başka yerde ne işim var başka. Bandıra bandıra ev beni hiç doyamasın tadıma. Bandıra bandıra ev beni hiç doyamasın tadıma. Bütün numara bende sende var benim farkıma. Kalmasaydım başka yerde ne işim var başka. Bandıra bandıra ev beni hiç doyamasın tadıma. Seninle bakışıp da görüşemedik seninle. Uzanıp da erişemedik doğru. Amacımızın ucuna da varmışken, başka kızlar seninle. Ben seni herkeslerden daha iyi tanırım. Hem ben sana herkeslerden daha iyi bakarım. Ben seni herkeslerden daha iyi tanırım. Hem ben sana herkeslerden daha iyi bende sende var benim farkıma. Kalmasaydım başka yer, ne işim var başka yer. Bandıra bandıra ev beni hiç doyamasın tadıma. Bandıra bandıra ev beni hiç doyamasın tadıma. Bütün numar bende sende var benim farkıma. Kalmasaydım başka yer, ne işim var başka yer. Bandıra bandıra ev beni hiç doyamasın tadıma. Bandıra bandıra ev beni hiç doyamasın tadıma. Bütün numar bende sende var benim farkıma. Kalmasaydım başka yer, ne işim var başka yer. Bandıra bandıra ev beni hiç doyamasın tadıma. Kızım sana da ne, bandılarda mı bu hale geldin, nasıl? E işte beni mi yesinler, onu mu yesinler? Bandıra bandıra ye beni, doyamazsın tadıma. Büyük numaralar bende, sen varsan benim farkım. Önce çirkindir biliyorsun yani. Fizik olarak bakarsan erkek çocuk çirkindir. Kıvamında. Sen onun yanı da listaylor gibisin. Ay, aa, inandı karı. Ayol Michel Tölü şu kadarından bilirim. İsterseniz bunu Mahmut Tele olarak ben size tekrar söyleyebilirim. Senin altını üstüne getirmezsem, burada yaptıkların her şeyi orada ortaya çıkarmazsam. Aya benzer yüreğim, en doğal olarak da değil. Söylenir mi ayıp? Hediye söylenir mi? Son iki bölüm kaldı, sonunda bunun ben ağzını yırtmazsam bana sevgi demesinler. Seninkileri bipliyorlar nasıl olsa. Seninkini ne yapıyorlar acaba? Biz düzgün konuşuyoruz. Beni bipliyorlarsa seni... O kadar önemli ki o. Bizim hayatımıza öylesine silmiş ki. Ben de ağladım. Aynaya baktıysan ağlamışsındır. Bravo, bravo, bravo. Aytunç, seni alacağım şöyle. Mikrofonu da vereceğim. Aytunç,
Yonca Evcimik bu şarkıyı söylediğinde sen de o zaman birkaç iyi adamdan biriydin. Evet. Kızlar da vardı. Birkaç iyi adam ya çıtır kızlar. Çıtır kızlar vardı. Evet. Yonca ile başlamıştın siz de dans hayatınızda ve bu parçada dans ediyor muydun? Bu parçada dans ediyordum tabii. Senelerce turneye çıktık bu parçayla. Gerçekten öyle. Kızımızı buradan nasıl da zaten hem çıtır kızlara hem birkaç iyi adama sevgiler, selamlar yollamak istiyorum. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu orijinal koreografisiydi aynı zamanda Yonca Evcimik'in. Birebir. Kliptekinin evet, birebirini yaptınız. Evet, aynısı. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Sağ çok sağ ol. Çok teşekkür üzere. Ediyoruz. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Şöyle geçer misin yani oraya? Affedersin, söylediği laf bandıra bandıra ye beni, hareket bandıra bandıra ye beni, doyamazsın da. Bunlar nasıl bir irtibat kurdunuz ki? Yapıyorum ya bandıra bandıra. Ha o mu? Tam bandıra. Kızım sana da ne, bandılarda mı bu hale geldin? Nasıl? Bana banmadılar bu hale geldim. Bansalar ha, azalırım belki. O zaman şarkıya. İnşallah o da olacak. Ay amin. Neyse. İyi günler. Neyse iyi günler evet. Çok teşekkür ederiz Aytunç'um. Çok sağ olun. 11 haftadır bütün danslarımızın koreografilerini yapıyorlar. Çok da güzel dansçılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ve sıra geldi Pelin'e. Erol Bey sizle başlayalım. Ne diyorsunuz Yonca Evcimik? Enerjisi düşüktü. Şöyle alayım. Çok yok yok hayır hayır. Çok zor bir iş yaptın Pelin'ciğim. Çünkü tekerleme gibi çocuksu böyle bir tekerleme. Sanırım ilk rap şarkısı Türklerin. Yani. Neredeyse evet. Farkında olmadan ben yapılmış. Ben onu fark ettim. Böyle tekerleme gibi rapten ziyade rapi daha başka türlü. Melodik rap. Bu evet melodik bir şey bu. Tekerleme gibi çok zor bir işti. Ve biraz da ama şeylerin sonuna doğru, hecelerin sonlarında nefes alarak bir sonraki dizeyi hazırladın kendini değil ya, mi? Hem öyle hazırladım dans da yapıyorsun çünkü bir yandan. Şey bu şarkı tamamen dansıyla hani bilinen bir şarkı. Dansını evet, yapmazsam çok eksik kalacaktı. Bence değil mi? Kalpten falan gidecek bu kadar. Bir yandan da bandırıyorsun. Nefes bir yandan da bandırıyorum. Ama yani hani... Zor işti, zor bir işti. Ben bu kadar dans niye, hangisi zor? Bandırmak mı zor? İkisi de zor, ikisi de. Erol, danslar yetiştirmek de zor. Uygun konuşun, bandırmak zor. Şarkı öyle olan, hayatım, şarkı, şarkı öyle. Öyle olabilir. Siz ama güzel söyledin. Nezih şarkı olarak bunu yorumlayabilirim. Nezih olarak. Öyleydim. Sıra bana gelince... Programa başlamadan öyleydim. Üzüm demek üzüme müsait baka baka kararır. Demek müsaitmişsin. Bana şey bunu sonra, en sona bırakıyorum. En sona bırakalım. Ben en son yorumu yapayım. Hanımefendi, yaptığınız iş saygı değer bir iş. Teşekkür ederim. Bence... düşünüyor şimdi ya. Ayol kibar konuşmaya hiç alışık değilim. Sen elinden geleni yapmışsın. Özellikle bu çıkmış sana diye bunu yaptın. Tabii ben bu dansı daha zayıf bir arkadaşının yapması, kendi falan yapsın isterdim. Ama mühim olan istektir. Niye Seyfi Bey daha zayıf biri yapsın ki? Ben onu anlamadım mesela. Şimdi ben buna karşıyım. Şimdi onu sen evet, ne kadar güzel yaparsın. Hayır ama şu anlamda. Bandıra bandıra ye beni derken adam 10 kere bandırsa bir kere sana değer. İşte beni mi yesinler onu mu yesinler? Hayır şunu anlamıyorum. Ama ben... buna bandıra olmaz. Bu hep ortada. Neyine hayır ama bandıra? Mesela dans olarak mesela bence Pelin şahane. Dansa ben, hiç tabii laf ki şahane. Ben... Dansına hiç laf yok. Ama hani başka eleştiriler olabilir. O ayrı. Ben bakayım işte, papaz bir şey diyor. Ben Pelin'in kilosunu hiç görmüyorum. Cesaretini görüyorum. Ayol büyük sen cesaretle, uzağı görmüyorsun. Her türlü. Görüyorum, görüyorum. Görmüyorsunuz. Her sanatçıyı gayet güzel canlandırıyor. Geçen hafta Sezen Aksu oldu. O mini minnacık Sezen Aksu Pelin'de ne kadar güzel canlandı. Çok da başarılıydın. Teşekkür bu hafta da başarılısın Pelin. Sıralama için bir şey söyleyemem bak. Daha iyiler başarılısın, çıkabilir. Başarılısın, 4 puan. Hayır, o puanları ben vermiyorum. Ben sadece sıralıyorum. Yonca beyefendi Evcimik, konuşmuştu, bitmişti galiba. Yonca, olsun bir daha konuşuyorum. Sayıldı, siz Yonca baştan Evcimik, ben konuşamayacak mıyım? Yok. Bu herif var diye ben konuşamayacak mıyım? Kırmızı ceket yakında ya, gidiyor sizinle. Yonca Evcimik bizim dansçımızdı. Hisseli Harikalar'da dans ederdi. Anlat, şimdi evet, anlat. Nerelerde çalıştınız? Çiğdem Tunç, Yonca Evcimik, Serap Aksoy. Anlat, ömrün Serap çıksın Aksoy inşallah. Solo yapardı. O bana yazılmış Yaprak bir müzikaldi. Ben bıraktım, siz de para kazanasınız. Anlamadın, oynamadın tabii. Anlamadım, İki yıl oynadık. Benim ben ezber yapamam önce demişsin bir de. Ezber yapamam diye beğenmedin. Sen orada artık. Ezber varsa, yapabilir misiniz? Sen yapamaz. Yaparım tabii. Hayır, bahane bulmuşsunuz o zaman. Bandır bandır ye beni, doyamazsın tadıma. Büyük numaralar bende, sen varsan benim farkım. Hadi rinle yemeyle. Hunder Bey neydi? Şeyde, tiyatroda bip de yok. İki günde kapatırlar tiyatroyu. Bir de öyle tabii bir durum var. Gece kulübü değil ki bu.
Gelir çoluk çocuk geliyor. İki günde kapatırlardı vallahi tiyatroyu. Allah korusun. Ama siz de yani. Niye teklifte bulunuyorsunuz o zaman Erol Bey, madem öyle bir şey düşündünüz? Ne teklifinde bulunuyorum? Bulunmadınız mı müzikal teklifi? Kabul o değil ayol. Ona lütfen rol verin. Hayır. Biz bulunmadık canım. Benden önce onu şey yapmışlar. Rahmetli. Sonra Erol ben gelince yerine. Ben tabii orada. Rahmet. Işıl ışıl. Kral olunca tabii ben kaçmak zorunda genç birini tercih kaldım. Etmişler. Ay biz bu konuyu sabah kadar konuşuyoruz. Ben söyleyebilir miyim Pelin'e bir şeyler? Buyurun. Bir kere ben demin dediğim gibi dansına mansına falan o kilosundan milosundan katılmıyorum. Ama hiç, bravo. Hani ben seni çok sevdiğim için tabii ki kilo versen. Kamera lütfen yakına gelir misiniz? Şahane olursun ayrı mesele. Ayol, benim kadar olmasan da olur. Dağ keçisinin ayağı bile bundan kalındır. Bakar mı? Görüyorsun bak bana da yapıyor. Hiç alıp bana gerek yok. Çocuklar resmen dağ keçisi. Peki bir şey soracağım. Şöyle yap. Dağ keçisi, şimdi Yonca bak... Evcimik sarışın. Evet. Neden sarı yapmadınız saçlarını Pelin'in? Bu nasıl ya, doğum ben yapacak ben merak ediyorum. Şimdi bir dakika ediyorum. Yani Yonca Evcimik deyince kız sarı saç aklımıza gelmiyor mu? Seni Allah. Ölüyorum bir taraf. Ayrıca ben yapılmadı. De söyledim ama. Buyum görüntü. Çünkü sonuçta Yonca Evcimik'i yapıyorsa o sarı saç böyle güzel hani bir efekt verecekti. O Yonca Evcimik şeyini anımsatacaktı. Biraz torpil geçildiğini düşünüyorum. Ben şimdi kararımı değiştiriyorum. Erkekler yetenekli, kadınlar yeteneksiz değil. Bu programda erkeklere daha fazla özen gösteriliyor. Mesela şimdi sarışın Yonca Evcimik bu kızın saçları bir sarı olabilir. Ya ben mesela hani ilk Bandıra Bandıra şarkısı tabii, çıktığında tabii. Şey düşünmüştüm. Onun hani yüzünü böyle siyah kalemle çiziyor. Hayatım, kızması var ya, sarı saçlı. Bir şey. Yonca, İlk çıktığı Yonca zaman. Bizim müzikal oynarken esmerdi. Programa çağırdım karıyı gelemem dedi. Sen çünkü, oradan takıksın. Hayır takık değilim. Efendim yeni bir CD çıkarmış. Daha piyasaya çıkamamış. Klip yapmış o da çıkamamış. Çıksaydı gelirim benim hatırımı kırdı. Halbuki bundan sonraki bu programın ikincisinde bunun yerine o gelecekti. Onun yerine de Cenk Eren gelecekti. Çok güzeldi. Bundan ikisi de naşlıyor gidiyor. biz zaten ben 13 bölümü anlaştım. Tabii biz. Para aldın mı sen 26-39 Amerika'ya gideceksin. Şu söyleyeyim kıza bir iki ilafı var ne olur Seybe rica edin. Çünkü o bence hani sizi rahatlatan bir şey. Sen de havaya giriyorsun çıkmadan önce. Öbür türlü Allah koru ya Rabbim. Öbür türlü... Şimdi onu çekersem kahkül de çıkacak. Ben şimdi ben çeker. Peki ben çekersem ne olur? Neyi çekiyorsun? Allah çektirmesin. Seni Allah. Vallahi yaparım. Tamam. Yapar mıyım? Deli misin tamam, sen? Tamam biliyorum yapma. Ay elim gidiyor. Hadi kızı yollayın yerine. Yapar mıyım? Yok bunlar çekişmeyi tercih. Ama biz katılıyorum yani. Bunu yaparsam tam yövmiye veriyorlar. Ay bu iyice hakikaten laçkalaştık. O yüzden anneciğim bugün Cuma puan verirken düşünürsün. Değil mi bu? Anneciğim bugün puan verirken... Oradan aynen. Doğrusu. Tamam. Bir de mesela sen çok nasıl diyeyim kadınsın hani... O seksapel, ya bunun böyle fizikle, kiloyla, miloyla hiç alakası yok. Bu olur veya olmaz bir kadında. Öyle bir kadınsın. Mesela Yonca Evcimik bir parça daha böyle cimcime, erkek çocuğu tavırları. Ya o kadın değil mi demek istiyorsun? Hayır, yani kadın değil ama çok feminen, frapan feminen bir kadın değil Yonca Evcimik. Daha böyle hani Yonca çirkindir biliyorsun. Yani fizik olarak bakarsan çirkindir. Sen onun yanı da Liz Taylor gibisin. İnandık karı Allah kahretsin. Ay Liz Taylor. Hoşuma gitti. Sen Liz Taylor, bu da Robert... De Niro. Yok. Redford. Robert Mitchum. Yok, Robert Taylor vardı. Robert Taylor, Ay sen hatırlamazsın, hatırlarım, küçüktün hatırlarım, sen. Ben kime benzedim? Sen? Bu James Bond bir çocuk Betty vardı, Davis. Betty Davis. Betty Davis. Yakışıklı bir erkekti. Eski James Bond'lardan birine benziyorsun sen. Pelin'cim anladın sen beni. Bitti artık herhalde. Evet. Pelin, konuşamıyoruz. Hadi. Pelin güzeldi. Mühim olan niyettir. İnsanlık. Ha, yalnız isterdim ki yanında daha bir kalın herif olsa. Bu herifin yanında sen iyice irileşiyorsun. Biraz geri dur. Ha böyle iyi. Şöyle Pelin ben de. Çaba sarf etmişsin, bırakmışsın. Sana bu çıkmış. Ben beğendim ama çok iyi dereceler alacağını zannetmiyorum. Senin zaten çok iyi bölümlerin var biliyorum. Bitti mi? Üçümüz de konuştuk. Robot gibi konuştunuz. Hiç yakışmadı. Eskisini tercih edelim. Yakışsın yakışmasın. Karışma sen. Cevap ver mi? Gebertirim seni. Ay bugün gittik. Bugün seni paramparça edeceğim. Oh. En sinirlendiğim an o kahkünün burada. Kahkünün burada.
ya. Ben de o zaman şöyle direkt. Kızım, hadi Pelin sen... Pelin'i oturtalım da devam edelim istersen. Seni alakadar etmez. Biz ikimiz saniyede birleşir, senin ağzını öyle kulaklarına mi kadar yırtarız. İşte öyle mi? Peki. Bir gün normal erkek ceketi rengi giymedi. Çok teşekkür ediyoruz jürimize. Pelin'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Evet, bir çıktı, bir çıktı. Önce şarkılarını duyduk, sonra kendisini tanıdık. Ve şu sıralar tüm dünya onun şarkısıyla çalkalanıyor. En taze starımız geliyor. Michel Tello geliyor. Ay, sinçin bego, ay, ay, sinçin bego, epa. Evet, Uğur Aslan'la beraberiz. Hoş geldin Uğur. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Senin duyduğuma göre psikoloğa başlamışsın gitmeye. Neden? Kimlik budalı mı yaşıyorsun diye duydum ben. Yani güzel. Mustafa Keser'den Michel Tello herhalde biraz sıkıntı yaratır. Ondan öncesini hiç söylemek bile istemiyorum Mustafa yani. Mustafa Keser önce Ceza, Ceza'dan önce Topaloğlu, Topaloğlu'dan önce Bon Jovi. Heh. Yani bu sizin çarkı, şöhretler çarkı beni bir sağa bir sola yatırıyor her hafta. Artık gerçekten bir kimlik bunalımı yaşamaya başladım. Tabii, tabii. Doktorluk olacaksın. Doktorluk 13'ten sonra şimdi tedavi. Michel Tello. Portekizce. Nossa. Herkes bir de biliyorsun Portekiz'de yani Cristiano Ronaldo'dan daha meşhur bir adam. O kadar gerçekten beğenilen, öyle sevilen şarkı, inanılmaz dünya, klibi. Şu an inanılmaz dünyada tam müthiş dinleniyor ve tanınıyor. Peki o zaman bir provaları izleyelim. Bakalım Uğur Aslan'ın Tello'su nasıl olmuş? Nossa, nossa. Asimu selimata. Anlaşılsın yani burada ne diyeyim. Dansa. A galera. A galera. A gal. A galera. A galera. Que delícia. Assim te pego. Bu neydi sonunda? Böyle bir şeydi. Ama şarkının içinde söyleyeceksin bunu. Halay ritmi gibi bu hocam. Bence de halay yapar mı da? Nossa. Nossa. Asimu selimata. Ay seçim pero, ay ay seçim, ay ay hay ay. Topaloğlu'nda kalmış değil mi? O hala orada. Bence de orada hala. Yok, Mustafa Keser'de kaldım ben. Mustafa Keser miyim? Başla. 3, 4. Nossa, nossa, asiru seri mata. Nossa. Ama söylediğin kelimeleri unutma. Nossa yani diyorum. Asiru seri mata. Nossa, nossa. Onlara söyledim önce kısmı. Yani basit kelimeleri söyledim. Bir de bu Delicia ve Delizia. Yani Birise, Birze. Delicia, Delicia, Delicia. Evet. Delicia, Delicia. Evet. Sesi benzetme falan oraları sen becerirsin. Oraları gibi geliyor. Dans sıkıntı var mı? Dans problemim var benim zaten. Bir dans problemim var. Ama bugün biraz dans edeceğim. En azından. Biraz en azından. Yani bir Michel Tello yapıyor. Var. Onun yaptıklarını yapacağım. Yani ne yapıyorsa hayırlısıyla yapacağım. Hayırlısıyla. Seyfi Bey'e doğru yaparsanız sevinirim. Mustafa Keser'den sonra bakalım ne olacak. Mustafa Keser'deki birincilikten sonra bundan bir birincilik beklemiyorum açıkçası. Sen ikinci birinciliğini aldın. Evet. 11 haftada. Hı hı. Ve bir anda da puanların çok yükseldi puanların, toplam evet, puanların ikinciliğe kadar da çıktın. Hı-hı. Şimdi orada birinciliği zorluyorsun. Evet. Şimdi ne diyorsun, toplam puanda birinciliği ele geçirebilir misin? Yani bir de o olursa herhalde, yani şimdiye kadar şaşkınlıktan benim yaptıklarıma şaşırarak dili tutulan ve haftalardır öyle duran o kadar çok insan varmış ki. Yani bir de genel toplamda birinci olup, şaşkınlık düzeyinde birinci olup, şaşkınlık düzeyini daha fazla arttırıp kalp krizi, dil tutulması, bunları arttırmak istemiyorum. Peki ilk buraya geldiğinde ilk hafta seninle konuştuk. Çok bana uymuyordu bu iş ama hani kabul ettim dedin. Şimdi neler düşünüyorsun? Evet. 11 hafta neler söyleyeceksin? Yani bir kere çok eğlendim. Ve kendimle ilgili birçok farklı şey daha keşfettim. İnsanlar herkes benim sende bir şeyler keşfettim. Farklı bir yönümü gördüler. Farklı bir duruşumu, eğlenceli yönümü gördüler daha ziyade. Beni hüzünlü halimi biliyorlar, romantik halimi biliyorlar, ağlayan halimi biliyorlar. Bir de böyle hani taklit yapan, sempatik, espri yapan ve gülen halimi gördü insanlar.
15 senedir bu onlara çok yabancı bir şeydi. İlk defa o halimi bu programda gördüler. Güzel de oldu. Çok iyi dönüşler aldım, iyi tepkiler aldım. Hiç kötü tepki almadım diyebilirim. Bu da beni çok mutlu etti. Asansörün önüne hazır mısın? Hazırım. Heyecan? Heyecan yok. İyiyim, eğleneceğiz. Seni Michel Tello ile Nosa ile dansa davet ediyorum. Beni? Çok kolay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bu 3, 4 bana pek... Öyle değil ama canım. Şöyle, ya güzel, yumuşak. Ha, bu Portekizce, bu Türkçe oluyor. Portekizce, Türkçesi oldu mu olmuyor. Yapmamak lazım. Türkçesini yapmamak lazım. Portekizcesini yapmak lazım. Evet. Peki. Sana bol şans diliyorum. Görüşürüz. Ve klonlama asansörüne gönderiyorum. Eyvallah. Evet. Uğur Aslan'a güle güle dedik. Michel Tello'ya hoş geldin diyoruz. İstersiniz Murat Tello mu? Mahmut Tezcan mı diyor? Ne diyor? Şimdi, manyak mısın sen? Bir sürü şey varken. Aynen. Seninkileri bipliyorlar nasıl olsa. Seninkini ne yapıyorlar acaba? Biz düzgün konuşuyoruz. Seni bipliyorlarsa seni... sen olmasa canım. Çileye çekiyorlar. En son kullanacağı uzvu elidir. Çıstırı 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 çıstırı. O kadar önemli ki o. Bizim hayatımıza öylesine sinmiş ki. Ben de ağladım. Aynaya baktıysan ağlamışsındır. Siz ben... dediğinizde yaptınız hiçbirbirini tutmuyor. Canım benim. Vallahi yine müzikten anlamamaya başladınız. Kendisi puan vermiyor ama bana verilen puanlara bile artık itiraz etmesi... Evet, Ait Uca ve ekibine, Alper'e çok teşekkür ediyoruz. Tüm dansçılarımıza bir kocaman alkış. Çok güzel.
Bu güzel dansı bize öğrettikleri için teşekkür Hangi ediyoruz. Az önce yaptığımız güzel dansı sizin sayenizde tabii ki. Michel Tello'yu ben bilmiyordum. Seyfi Bey bilir onu. Ayol Michel Tello şu kadarından bilir. Eminim. Sünnetin de altın takmışlığı var. Yani Uğur'u da yaptın ya. Şahanesin. Bu arada Uğur'un pazar günü oğlunun sünneti ya, vardı. Evet. Geçtiğimiz pazar. Kızsız. Gelemedim. Sünnetten vallahi, sonra etli pilav dağıtmışlar. Siz gittiniz mi? Ben gitmedim, etli pilava yetişemedim. Bir altınlı altınlı göndersin. Nasıl geçti sünnet? Güzel, çok güzel, güzel oldu. Güzel geçti mi? Çok güzel oldu. Çok evet. Sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hepinize çok buradan. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi ben hani Michel Tello'yu dinlemedim hiç dediniz ya. Peki sen biliyor muydun daha önceden Michel Tello'yu? Bu şarkıyı önce öğrendik. Bütün Türkiye evet. Hatta dünya önce şarkıyı öğrendi. Tabii şarkıyı biliyorduk ama Michel Tello'yu çok ben bilinen biri. Ben hazırlıklı geldim. Belki Seyfi Bey hani içimizde izleyiciler de Michel Tello'yu bilmiyorlarsa ben bunu hem Türkçesini hazırlayayım dedim. Şarkının Türkçesini hazırladım. Aynen. Hem de Michel Tello'ya bazı hani şey olacak farklı bir şeyler yaptım. Mesela isterseniz bunu Mahmut Tello olarak ben size tekrar söyleyebilirim veya Murat Tello olarak. Ay olur. Sen söyle Murat de olur ne olur sen söyle yeter ki programı Murat, uzat. Yani hangisini istersiniz? Farklı versiyonlar da yaptım. Yani. Çincesini mi? Okuyabilir misin? Çince. Onu da ben biliyorum. Hani Türkçe eğer altyapı gelirse diye. Yalnız bunun sesi olmadan Çincesini okuyacağım. Altyapı bir dakika. Hazır mı? Çince. Ne oldu? Çocuklar, bütün uzuvlarından istifade etmek istiyorsunuz. Evet. Fakat saygılı olun. Ben bir yere gelmiş bir sanatçıyım. Herkese çıkıp şarkı söyleyemem. Siz teklif ettiniz. Cevap verme. Musti'ye döndüm burada vallahi. Bizim çocukluğumuzda vardı. Musti kim? Musti vardı çocukluğumuzda böyle böyle konuşan ona döndü. Biz sarayda büyüdük. Hiç duymadık onları. Sarayda. Evet. Nasıl söylemek istiyorsun? Ben... Mahmut mu? Sorunuza cevap vereyim önce. Yani bu biraz uydurdun mu? Hani o hayır, İspanyol gerçek şey. Gerçek sözler ve Portekiz aksanıyla söyledim direkt. Ha. Portekiz aksanını da söyledim. Türkçeyi zor konuşuyorsun. Ya Uğur ben sana bir şey sormak istiyorum. Her hafta müthiş canlandırmalar yapıyorsun. Hakikaten müthiş işler yapıyorsun. Bir kimlik sıkıntısı yaşadığından söz etmişsin galiba değil mi? Evde bir hafta öyle geziyorum evet. Ne oluyor sonra bitince? Bitince diğer kılıkta bir hafta geziyorum. Geziyorsun. Ya bir bu hafta sen de bir bunalım yaratıyor huysuz virjini yapsan evde nasıl dolaşacaksın? Huysuz bir işini ama önce çalışmam lazım. Çalıştıktan sonra bir hafta öyle dolaşıyor. Çalıştın diyelim. Allah korusun. Travma gibi. Yani, ama huysuz bir işim bir kere şöyle olur büyük ihtimalle. Bir de şöyle bir şey ara sıra yapıyor. Şöyle etrafında yapıyor. Dönen falan böyle bir. Ayol deli huysuz bir işinin. Kaçma. Ben hep dayak yiyorum. Gel bakayım. Elidir. Nasıl? En son kullanacağı uzvu elidir. Çıstırı 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 çıstırı. Katina'nın elinde makası. Makası. Elinde maşası. Katina'nın. Bak seyirci biliyor. Bir dakika beraber söylüyorum. Son, iki, üç. Katina'nın elinde makası. Kesemez, ah kesemez. Ah kesemez. Ayol bütün sesi Erol Evgin'e benzeyenler buraya geldi. Güzel bir koro var o zaman. Çok güzel çok koro. Güzel. Sen şimdi neyi kimi... Ben şimdi siz yabancı şarkılara oy vermiyorsunuz diye bu şarkıyı Türkçesini yazıp, çevirip, yazıp Türkçesiyle geldim. Buyur. Buyur. Uzatma. Hadi söyle. Bir dakika ben Seyfi Bey bir şey... Neyi canlandırdı şimdi Uğur? Kimi? Kimdi hadi kimdi bir söyle bakalım. Hayır tanımam ki ben benim yaşımda onlar yoktu. Söylediler, anons ettiler demin. Çok da ünlüymüş. Söyleme. Şimdi Mahmut Tello mu istersiniz, Murat Tello mu? Mahmut Tezcan mı diyor, ne diyor? Yok ha. Ne isterseniz onu yapıyorum. Yeter ki puan alayım. Murat Tello diyor. Desin, Murat Tello. Kızım Murat ben... Tello. Şimdi, manyak mısın sen? Bir sürü şey varken. Eğer Murat Tello'yu seçerseniz biraz daha böyle... Biraz hareketler daha şöyle olacak falan böyle. Öbürünü seçersen... Mahmut Tello, o Ankaralı Mahmut. Biraz böyle olacak. Ha, o. O onu istiyor. O mu olsun? Haydi. Peki Ankaralı haydi, Mahmut. Müziği alalım. Ankaralı Mahmut Tello. Ben de dansçıları. Haydi.
Bu Ankaralı değil ki, sen uyduruyorsun gene döndün öbürüne. Serseri misin sen? Sevim, ben anlatırım size. Ha? Ben anlatırım. Nasıl? Yani bu Michel Telo ya, oradan hani bizim şeyimize uydurdu. Michel Telo diye Murat bir şey daha Türkiye'ye gelmedi ki bu. Geldi mi Erol Bey? Siz takip ediyorsunuz. Herkes çok alkışladı ama. Diyorlar. Geldi valla. 350 milyon kez izlenmiş yani. Geldi aman de o buradan zamanda. Saçını indiren bek bek bek, o da 150 milyon. Ama iyi. Ne ben anlamıyorum. Hangisi onu. O Rihanna mı? Rihanna mı o dedi? Yok saçını yerli indiren. Yerli. Yerli hangisi? O böyle bir şey var. Halil Sezai. Herkes... Halil Sezai. O Sezai'ye ben eline para verir gönderirim Sezai. O nasıl bir şey o ben? Onu da biriniz yapın. Yaptım. Yaptılar. Ha yapıldı. Ben yaptım. Sen yaptın Uğur, değil mi? Evet Uğur yaptı. Aynı. Tanıştırayım Uğur. Seyfi Bey, Seyfi Hoş geldiniz oğlum. Programımıza. Anlamadım ben kimse. Daha. Ay, Uğur'u tanıştırıyorum. Ben ona bin bir surat Uğur diyorum. Hakikaten bin bir suratsın Uğur. Peki seyircilerinden bir şey nasıl bir reaksiyon alıyorsun bu yaptığın işlerle ilgili? Çok çünkü şaşkınlar. Başka ciddi işler yapıyordun değil mi? Daha böyle ağır tabii, duruyordun. Tabii daha böyle ben ekranda şimdiye kadar yaptığım işler hep ağır duran, romantik, duygusal. Ha, böyle onu devam mesafeli. Mi? O evlilik programını. Evlilik programında ay, edersen böyle. Edersen bir gün konuk olayım. Senin altını üstüne getirmezsem, burada yaptıkların her şeyi orada ortaya çıkarmazsam. Sizi evlendirelim. O yere yere bakan sen yürek yakan. Evlendirelim abi. Çoluk çocuğa karış ne güzel olur. Evlendirelim sizi. Uğur diyor ki sizi evlendirelim bir gün. Bir gün. Ona bir da gün. İnanmadı. Yok, evlendirme. Hangi yönden yardımcı olmayı düşünüyorsun? Biz evlendiririz yani. Hakikaten evlendirdin, buluruz. Evlendirdin, iş ona geldi. Eve sigortan var mı sigorta? Aman Erol ne soğuksun Allah'ım yarabbim. Elektrik alırlar. Mayış sigorta tamam. Sigorta tam mayış. Sigorta. Evet. Senden içeriden ikaz geliyor. Erol sussun çok konuşuyor diye. Gaza gelirler belki de seninle. Allah'ım sevim size. Başka yerim var mı? Senin kulaklığın var mı? Bak bakayım. Çile çekilme. Sen olmazsan canım. Bu çile çekilme. Bak alkış çok az. Çok az alkış. Bak. Hadi. Salonda çok erkek ara yok. Yok. Bütün kadınlar evleri götürüyor tabii. Herkes buraya geliyor. Onlar temizlik yapıp geliyorlardır buraya. Ah sen de temizliğe gidiyormuşsun. Alkışlamadınız ya şimdi size. Beyefendiyi gönderelim. Çok beğendim. O adamı ben beraber çok çalıştık. Çok beğenirim. Kim? Çok sevdiğim bir arkadaşım. Kimdi? İsminizi Allah aşkına ismini söyle. Berlin Boy. Rock. Ne? Rock. Neydi adı? Söylesene. Michel. Michel. Telo. Anlaşıldı. Telo. Ben bu hafta da Seyfi Bey'den 12 puan alamayacağım. Alamazsın belki. Valla. Bu hafta. Şu an benim en büyük. Senin neyine gerek? Hayalim ve isteğim o. Bu program bitmeden Seyfi Bey'den bir 12 puan alabilmek. 12 puan. Şimdiye kadar hiç alamadım. Sana bir şey vermeyi düşünüyorum. Hiç 12 puan vermedi. Barış Manço da vermedi mi? Çok hayır. Yok. Hakikaten Barış Manço çok güzeldi. Ulan söylesene kızına aldım hediyeyi. Bir evet. Hediye aldım. 4500 lira verdim. 500'ü de var. Ne aldınız? Görgü başka şey vallahi 5000. Bak. Görgü sen başka. Ne aldın? Görgü başka şey. Hayır, çocuğunu sünnet etti. Ne görgü aldın? Görgü başka şey. Görgü başka şeymiş. Vallahi aman görgü. Senden de. Biz de hediyemizi aldık verdik yani. Ne verdin? Söylenir mi? Ayıp hediye söylenir mi? Söylenir ben tabii. Ben almadım. Vallahi utandım şimdi. 4500 lira verdim. Haram olsun Allah kahretsin. Uğur doğru söyle. Aldılar mı? Doğru Uğur söyle. Bir şey söyleyeceğim. Aldılar. Bu hediye aldı mı? Aldılar mı almadılar mı? Gerçekten. Ve Erol Bey oğluma, Seyfi Bey de kızıma hediye aldı. Ama sünnet oğlanı değil mi? Ya kızı alıyor ki. Kıza niye aldın? Ayol manyak mısın? Herkes oğlanı alır, kıza da bir şey alayım derim ben. Kafanı kullanacağım. Tabii. Ayrıca bu oğlanı aldıysa, evet. O benim beğenmediğim altınlardan bir tanesini almıştı. Ben etrafı pırlantalı ve ortasında... O dönene ne denir Mevlana'da? Semazen. Semazen olan bir şey aldım. Maşallah lügatınız da geniş yani senin. Geniş. Senin neren geniş? Son iki bölüm kaldı. Sonunda bunun ben ağzını yırtmazsam bana sevgi demesinler. Çok bak iyi. Şimdi nasıl üstüme getirdin? Bari düş üstüne düş. Üstüne
Nedir? Hande Hanım, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Valla ne ekleyeyim? Hani benden başka güzel hediye alan oldu mu? Için? Hayır de. Efendim? Benden başka güzel hediye alan artık oldu mu? Artık şimdi bir öyle semazen falan olmadı, hayır. Üç hafta söyler, üç hafta anlatır. Yani artık. Aa, kızdın mı geri hakikaten alıyorum. Hayır canım. Allah Allah. Kızdın mı geri alırım. Hayır hayır. Evet. Bu içeride plantalı cadıya şey yaptım. Dikkat etme. Ne aldı? Ya niye karışıyor? Örgü onu geri alacağım. Vallahi almamışsınız Seyfi aldı, Bey. Aldı aldı hediye aldı canım ya, olur mu? Küçük bir şey öyle hiç abarttın. Semazen de, buradan geliyordu buralarında taşlar maçlar. Hiç öyle bir Hande, efekt şey almadım yani. Sen de haftaya hediyeni falan getirirsin artık. Artık yani. Ben getiririm tabii canım. Utanmak unutmazsan değil. Mesaj ben atarız. Ben çok karışıktım. O yüzden sizi bile arayamadım nasılsınız diye düşünün. Neyle meşgulsün? İşte ne bileyim aman bir sürü başıma şey çıktı ya. Ne çıktı? Aman bu düğün müğün ıvır zıvır şeyi. Sen tecrübelisin aslında. İlk defa aslında evlenmiyorsun ki benim bildiğim İlk defa düğün yapıyorum 26. ama. Olur mu canım ikinci de hani. Aa, ay çok iki, zor işmiş insanların. İki çok az bir rakam senin için. Canım arkadaşım bu güzelliğinden. İki kere mi nikah yaptın? İki kere. O bir de evlendin, ertesi gün boşadın. O bir de. Bunları biliyor mu Amerikalı? Aa biliyor tabii canım. Ayol yakinen tanışalım, ben onlara her şeyi anlatayım. Ama ne var? Ayıp bir şey değil ki insan hani. Değil yani. Zararı neresinden dönülürse kârdır. Seni daha iyi tanısın diye anlatmak istiyorum. Zararı neresinden dönülürse kârdır. Ben niye bekleyeyim öyle aman, insanlar gibi beslenir. Aman bir de ben bunları anlatırsam adam Michel hiç... Teloy'u da davet edelim düğüne artık. Hayır bak içeriden emir aldı. Emir eli. İçeriden emir geldi. Uzatmasınlar. Bana ne derlerse onu yaparım. Ha o zaman... Uğur, yalnız çocuklar bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu program yayınlanamayacak galiba. Ben müsaade istiyorum. Hem büyüğüm ya geldi hem küçüğüm geldi. Evet, alkışlarla Uğur. Uğur'u yerine gönderiyoruz. Uğur Aslan'a teşekkür ediyoruz. Çocuklar, bir şey söyleyeyim sana. Ben aslında bu kadar uzun yorum yapmam, bu kadar uzun espri yapmam. Ama bu adamın sahnede kalma hastalığı var. Çok uzun kalmayı seviyor. İyi de kötü de masraf yaptım. Onun için kalsın istedim. Eşekte de bu iş yaşlısından var. Gencine tüm kadınların ve genç kızların idolü olmuş bir isim geliyor. Şarkıları yanında giyim kuşamıyla da çok beğenilen güçlü bir ses geliyor. Karşınızda Nil Kara İbrahim Gil 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 Gil. Bıyık işi çok zormuş ya. Evet. Ya sanki suratımda bir şey unutmuşlar bilmez hissindeyim. Bilmez miyim bıyık sakal? Değil mi? Taktın sen. Tarkanlar tabii şu an anlayabiliyorsun. Bir kadın olarak da hani anlayabiliyorsun yani. Ne, ben de öyleyim. Hakikaten Derya yapıştırmış gibi geliyor bana da. Gece yatarken çıkarıp böyle masaya bırakacağım zannediyorum. Öyle de bir şey yok. Kendin değil mi? Takma değil o. Kendi. Feci. Kaşınıyor da. Bizim bıyıklı erkeğin işi zormuş ya. Çok zorlandım. Nasıl geçti provalar? Gayet iyi geçti. Çok hareketli bir isim çok var. Çok hareketli. Çok güzel bir şarkısı var. Özgür kız. Nil Kara İbrahim Gil. Çok yani gerçekten dört dörtlük derler ya her parmağında ayrı marifet. Zaten Metin yazarı bir de biz aynı okuldan mezunuz. O da Boğaziçi mezunu. Öyle mi? Evet. Metin yazarı olarak başlamış. Sonrasında o metin yazarlığın zaten devamında bu kadar farklı şarkı sözlerinin gelmesini anlamak güç olmuyor. Yetenek tabii ki. O yani 40 sene otursan, düşünsen, tasarlasan, evet, matematik kafanla bir şeyler yapmaya çalışsan da olacak gibi değil. O farklı bir yaratıcılık. Yok ki senin bir yedeğin, yok ki senin bir yedeğin. Bir dakika. Yok tamam, ki senin bir yedeğin. Ay böyle değil mi? Bıraktın ses. Aynen. Aynısı. Nasıl? Yok, göreceğim ben. Yok mu senin bir... Aa, öyle desenize. Dedim. Bunu deseydim. Yok ki senin bir yedeğin. Yok ki senin bir yedeğin. Kalbimi bunun için bitireceğim ben. Çıldıracağım. Bir çıldır. Diğer bölüme yemeğe çıkarıyorum seni. Çıkarıyor musun? Evet. Bir vallahi çıldır sen bu şarkıda. Bir çıldırdıktan sonra bizi hiçbir yere almayabilirler yalnız. Yemeğe. Sen yeter ki çıldır. Çok güzel. Evet, bir yapayım. Sonra çıldırıyorum. Yıkıracağım.
Aa, pardon, bunu alıp bunu sallıyor. Bunu getirin götürün. Evet, provalar güzel geçmiş. Güzel evet. Geçti. Danslarda niye böyle hala bir şey var mı? Tutulma var mı yani? Dans tutulması. Dans ay tutulmasından sonra. Dans tutulması var. Nil çok hareketli yani gerçekten. Sahnede çok hareketli. Bir de o Seviyorum Sevmiyorum klibi. Söyleyeceğim şarkının klibinde gerçekten çılgınlarca dans ediyor. Yani onun için birazcık tabii onun kadar hareketli miyim? Provalarda değilim ama içeride olmayı düşünüyorum. Olacağım. Neler söyleyeceksin? Neler hissettin bu geçen dönemde? İlk buraya oturduğunda konuştuklarında şu an neli o anki hislerle bu anki hislerin arasında ne fark var? Bir kere şunu söyleyeyim. Gerçekten çok güzel bir işin içindeyiz. Çok keyifli bir iş. Ve yankıları benim tahmin ettiğimden çok daha fazla geniş oldu. İlk başladığımda herkes gibi benim de tereddütlerim vardı. Kendimle ilgili de, işle ilgili de. Ama ortaya çıkan şey inanılmaz. Hem izlenmeler, reytingler zaten bunu gösteriyor ama onun dışında benim kendi içimde hissettiğim değişiklikler de inanılır gibi değil. Farklı bir insan oldum ve 11. haftaya geldik. Gerçekten içimde böyle bir hüzün var artık. Böyle bir film karesi gibi değil mi? Oraya çıkıyorsun oradan. Var mı hala bir heyecan? Şimdi mesela... Yok sanki. Bir rahatlama niye? Var değil mi? Vallahi yok. Değil. Oyar vallahi oyar. Artık şey yapmıyorum. Artık. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Yok, alıştım diyorsun yani. Alıştım değil. Hayır, düşük puan vereceğini bildiğim için kasmıyorum artık. Bir rahatlık artık. Var yani. Evet. Peki o zaman ben seni sana bol şans dileyeceğim ve klonlama asansörün her zaman olduğu gibi... uğurlayacağım. Teşekkür ederim. Ve bol şans diliyorum. Filip görüşmek yerine. Üzere. Düşmeden gideceğim düşmeden, inşallah. Bence de. Ayakkabılar evet. Çok güzelmiş ya. Teşekkür ederim. Ay. Ay. Çıktı mı? Evet. Ömür Gedi'ye güle güle dedik. Nil Kara İbrahimgil'e hoş geldin diyoruz.
Seninkileri bipliyorlar nasıl olsa. Seninkini ne yapıyorlar acaba? Biz düzgün konuşuyoruz. Seni bipliyorlarsa seni... Kızım şöyle dursana şu çirkini gör. Siz tamam, konuşamazsınız canım, ben konuşurken. Ben de söyleyeceğim. Siz ben benim alt kadromsunuz. Jüride nezaket istiyorum. Sizler konuştuğunuz zaman ben müdahale ettim mi? Ya bunlar gider ya ben giderim. Yapımcı kim? Allah her deliği bir akıllıya bağlarmış. Ay akıllıya bak. Aklın çıksın burada. Senin. O kızdır mı kızdır ama iyidir. Horlayır mı gece? Ha bilmirim. Bu aşk böyle bitemez. Bırakma terk etme beni. Ay ben sen yüreğim. Ve doğal olarak da gittim. Süt içtiğim dilim yandı. Aman inanmanın. Ya Ömür yırttın yani. Hakikaten yırttın. Yırttın çok mı? Değiştin programda. Farkındasın evet. Değil mi? İlk programdan bu yana. Evet, evet. Yani füsyonunu aldı ilk canlandırma. Füsyonunu aldı buraya. Oradan buraya. Şimdi yapsan füsyonunu aldı. Kim bilir kim nasıl yapar. Kim bilir ne olur. Evet. Çok iyiydin. Teşekkür ederim. Nil Kara İbrahimgili. Çok teşekkür iyi canlandı. Ederim. Şarkıyı da güzel söyledin. Teşekkür zaten ederim. Zaten güzel bir sesin var. Bir dansçılara, vokalist arkadaşlara da çok teşekkürler. Evet. Sesini de benzettin de puan ne yapacağız, ne vereceğiz bilmiyorum. O artık şu Allah anda... kerim. Allah kerim. Allah kerim. Yalnız çok uymuş sesine Ömür bu şarkı. Güzel çok bir şarkı. Güzel çok güzel olmuş. Bir de hani vokalleri çok da güzel desteklendi. Hani bazen vokaller söylüyor biliyorsunuz şarkıcılar çıktığı zaman. Değil mi Erol evet, Bey? Evet oluyor. Birçok kişi de oluyor yani. Kim onların adını evet. Ver ki olay tatlı. Hayır canım genel olarak. Ben burada böyle çok, çok dozunda. Tabii ki herkes vokalden yardım alıyor. Ha? Seninkileri bipliyorlar nasıl olsa. Seninkini ne yapıyorlar acaba? Biz düzgün konuşuyoruz. Beni bipliyorlarsa seni... Bizimkileri biplemiyorlar. Vallahi Seyfi böyle gazeteci olsa sürekli manşet çıkarır. Seni kim söylesene, söylesene, söylesene. Seni ben vurulurdum. Ama bak seni tanımaktan çok mutlu onu biliyorsun değil nasıl? Mi? Seni tanımış olmaktan sizi, çok mutlu. Sizi beyefendi, sizi. Sizi son beyefendi. İki bölüm kaldı altını üstüne evet. Getirmem sana. Bu çok programa mutlu. Girdin iyi oldu. Bütün vücudunun güzelliğini teşhir ettin. Her bölüm ille üstünde bir etekle çıktın. Ama öyle çıkıyor. Benim suçum yok. Ben kabul etmezsem. Niye Tarkan'la Teoman'da ne gördünüz? Ben bir pazen entareyle çıkarım. Mühim olan sesim benzesin, yüzüm benzesin. Sen bunları bakıyorsun ki böyle çıktığını Nil'in hiç görmedim. Aa birebir şey olmaz, klipteki kıyafeti. Olmaz. Disk kapağında falandır o. Disk şöyle. Ha öyle mi? Yok o kadar değil. Şöyle. Yani iyi oldu. Sen yaşta bir kadının da vücudunun güzelliğinin teşhir edilmiş lütfen, olması. Lütfen. Bunu biz vasıta olmasaydık başka bir jüri olsaydı isterdim. Güzel bir benzetmeydi. Beğeniyorum. Size içimden gelerek 4 vereceğim. Ben size daha yüksek beklemiyorum artık alıştım. Yok. Hiç vermedim puan bir şey değil söyleyeceğim. Mi? Bütün samimiyetimle bu kızı çok seven bir tarafım oldu. Aynı bütün güzel. Sivri esprilerime rağmen en ufak bir nezaketsizlik yapmadı. Bunu espri olduğunu anladı. Belki de seninle çok iyi bir dost olacağız. Kesinlikle. Ben de çok memnunum. Istedim. Sağ olun. Ay gözlerim sağ yaşardı. Olun. Vallahi ağlayacağım. Kızım şöyle dursana şu çirkini gör. Erol son iki bölüm görüyorsun beni. Evet. Evet. Yani burada ahbap olduk diye evime bugün. Falan gelmeye kalkmayın. Erol Bey. Kısa konuş. Şimdi... Kısa konuş. Ben size uzun cümle kurarım. Kaldıramazsınız. Onu sen bilemezsin. Oo. Mutlu musun programda? Çok, çok samimiyetle soruyorum. Çok gerçekten üzülüyorum bitiyor ayol, diye. Kim alırdı bu yaştaki bak, karıyı tabii ki. Bak üzülüyorum bitiyor diye diyor. Ya aşk olsun iyi başlıyor. Şuraya kadar. İyi gidiyor ya vallahi. Sonuna kadar iyi gidemem. Ömür ya, güdük. Evet. Gidik. Ömür güdük. Gidik aman teşekkür ederiz. Şirimize teşekkür ediyoruz. Ömür evet. Gedi'ye teşekkür ediyoruz. Ve alkışlarla Ömür Gedi'yi yerine alıyoruz. Evet. Bir tamam. Nesil beraber ara ağladık. Vermeyin. Beraber ara güldük. Vermeyin. Ben sahneyi temizlerim. Yeter ki ara vermeyin. Ben temizliyorum sahneyi. Sun, kimi sunacaksan sun. Allah kahretsin. Sun. 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 Evet, bir nesil beraber ağladık, beraber güldük. Hatta onunla beraber büyüdük. Küçüğünü ayrı, büyüğünü ayrı sevdik. Kasetlerini dinledik, filmlerini seyrettik. Sevdik. Kim geliyor? Emrah geliyor! Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere.
götür beni gittiğin yere. Evet, Cem Kılıç'la birlikteyiz. Nasılsın Cem? Teşekkür ederim. Biraz sesim yorgun, kısıldı sanki. Dizinin son haftalarına geldik artık. Bitiyor mu? Bitiyor dizimiz ve kavga dövüş sahneleri çok fazla var. O yüzden sesim biraz kısıldı. Benim, dövüyorlar mı seni? Genelde ben dövüyorum. Çağır, çağır geleyim. Dizimizi anlamam, katılırım. Bir Malkoçoğlu da sende. Bıyığı da bıraktım yani, görüyorsun. Bir Malkoçoğlu da sende seziyorum. Var var, ben eski Malkoçlardım. Malkaçlardan. Malkaçlardan. Güzel. Dizi bitiyor. Sonra var mı yeni projeler? Albüm yapmak için çok doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Şimdi dizi bitiyor ve yarışma da bitince öyle bir boşluk albüm için tam... Sen boş kalmazsın. Şimdi teklifler gelir sana, diziler, miziler. Ya ama hemen... Sen iyi bir oyuncusun çünkü. Teşekkür ederim. Hemen bir şey kabul edebileceğimi zannetmiyorum. Biraz dinlenmem lazım. Kendimi hazırlamam lazım yeni projelere. O yüzden stüdyo zamanı, tam albüm yapma zamanı. Buradan sesleneyim. İyi şarkısı olan, şarkısına güvenen arkadaşlar Twitter'dan, Facebook'tan bana ulaşabilirler. Şarkı dinlemek istiyorum albüme koymak için. Kendi şarkılarım da olacak albümde ama. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Her anda hep giymiş. Ketme beni. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başıma yalnız kalamam. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç ama hiç duramam, tek başıma yalnız kalamam. Götür beni, götür beni, götürün lan beni, hepiniz götürün lan beni. Birden söylenmiştim mi? Götürsenize beni. Götürün beni, götür beni. Abi, oldu mu abi? Oldu, oldu. Yapabildin mi abi? Evet, bir daha ama. Emrah. Bunalım oldum, bunalım. Bu hafta var ya yani, tanışma şerefine de nail oldum kendisiyle. Haberi de var taklidini yapacağımdan. Öyle mi? Evet, birinci olacağımı düşünüyor bu hafta. İnşallah. Demek ki iyi yapıyorum galiba taklidini. Göreceğiz bakalım. Stres her zaman var bu işte, stres olmadan bu iş olmaz yani. Öyle mi? Başka biri olacağım biraz sonra. Evet. Sen hep ne güzel rahat rahat hep kendinsin. Ben her hafta başka biri oluyorum. Asıl ben programa geldiğimde kimdim, ne oldum baksana halime. Evet, hakikaten öyle bir açıldın sen. Siz her hafta değişiyorsun, ben böyle yavaş yavaş değişerek. Sana bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Seni klonlama asansörüne gönderiyorum. Bay bay. Evet. Cem Kılıç'a güle güle dedik. Emrah'a hoş geldin diyoruz. Atma beni ölümlere,
Atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Konuşamazsınız ben konuşurken. Ben de söyleyeceğim. Siz ben benim alt kadromsunuz. Jüride nezaket istiyorum. Sizler konuştuğunuz zaman ben müdahale ettim mi? Ya bunlar gider ya ben giderim. Yapımcı kim? Allah her deliği bir akıllıya bağlarmış. Ay akıllıya bağlar. Aile görüntüsünü beğendi mi? Beğendi. Onları al. Süt içtiğim dilim yandı. Aman inanmanın. Şu dağlarda kar olsaydım, 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 aram bulur muydum beni, beni? Küçücük, küçücük o zaman. Sensiz ben nefes alamam. Tek başıma yalnız kalamam. Hep yolların gözlerim, götür beni gittiğin yere. Acıların çocuğu. Efendim abla. Emrah'ın biliyorsunuz 30. sanat yılı. Kaç yaşında Emrah? 10 yaşında. 39. 9 yaşında başladığı için 30. sanat yılıymış Emrah'ın. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz Emrah'a. Erol Bey buyurun. Çok güzel oldu. Cem zaten çok iyi bir şarkıcı. Her canlandırmada sesini çok iyi kullanıyor. Burada da öyle yaptı. Fiziği de çok uymuş. Emrah'tan daha yakışıklı olursun. Daha yapılırsın tabii. Değil mi? Daha uzunsun ve daha yapılırsın. Bir parça daha uzunum. Geçenlerde bir araya geldik. Geldiniz arada, mi? Dizinin son bölümlerini çekiyoruz. Sürekli tartışma sahneleri var. Sesim de kısıldı aslında. Çok daha iyi benzetiyordum provalarda. Ama her gün tartışma sahnesi çekmekten ses gitti gerçekten. Kaşlar iyi olmuş ama çok iyi olmuş. Canlandırma da çok iyiydi. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Şarkı da Emirhan'ın çok sevilen bir şarkısı. Evet. Emirhan. Evet. Aslında filmleri şarkılarının önünde gidiyor. Yani oyunculuğu ve sinema filmleri. Evet. Şarkılarının daha önünde ama çok da güzel şarkıları var. Bu da onlardan biriydi. Kutluyorum evet. Seni. Teşekkür ederim. Evet. Seyfi Bey. Ay bayılttın ben bilmem ne. Şarkıları hoş, ağlanan hoş. Her şeyin hoş, ayakların hoş, başın hoş, gözlerin hoş. En beğenmediğim becerisi bu. Bugüne kadar yaptıklarının içinde en beğenmediğim. Sevdiğim için daha doğru konuşmak mecburiyetindeyim. Ben herkese çok güzelsin diyemiyorum. Diyemiyorsun. Benim bir dürüst kimseye tarafım. Diyemiyorsunuz ki. Sana nasıl diyeyim? Sen şimdi güzel misin? Değilim ben de. Ay üstüne ama basılmış domates suratı. Gencecik çocuklar pırıl pırıllar. Hayır ama o zaman beğenmediğiniz. Moralini bozuyorsunuz hepsini. İzahını yapın. Neyini beğenmediniz? Ben düşüncemi söyleyeyim. Siz tamam, konuşamazsınız canım, ben konuşurken. Ben de söyleyeceğim. Siz ben benim alt kadromsunuz. Çok güzel. İdare ediyoruz aslında. Yaptıklarının en kötüsü. O kadar güzel şeyler yaptın ki o bir
Veysel'i gözümün önüne getiriyorum. O benzerlikle bu benzerlik arasında dünya kadar başka büyük fark yaptı, var. Başka ne yaptı? Bir sürü şey hadi yaptı. Hadi bir tanesini de hatırla. Bunun adım ben hatırlamıyorum. Sen hatırlarsın. Sen ne yaptın bugüne kadar? Ben sözünüzü bölüyorum, affedersiniz. Bence Cem bugün o makyajı şey bir kendini oturtamadı. O böyle oturttuğu zaman aynada kendini görüp de benzettiği zaman çok güzel o yola giriyor sesiyle ve tavırlarıyla. Tabirin o kadar şimdi, çirkin ki. Niye? Keseci mi bu oturtamadı? Oturtacaksın kese yapacaksın. Hayır. Ne demek oturtamadı? Hayır şimdi çünkü Emrah gibi başladı bir heves. Sonra bir Cem oldu. Sonra bir daha Emrah oldu. Zaten şarkı muhteşem. Tepki de gayet güzeldi. Oradan bak fanlar. Zaten alkış büyüktü. Çocuklar, ama bence siz ondan bir dakika bir şey söyleyeceğim. Jüride nezaket istiyorum. Sizler konuştuğunuz zaman ben müdahale ettim mi? O uzun uzun. Sizin ikinize de araba çarpsın komik. İnşallah. Allah korusun. İnşallah araba sakatlanır herhalde sizin. Vallahi yolumuz uzun. Böyle şeyler söylemeyin. Hakikaten iyi ki iki bölüm aldı. Hakikaten devam edemezsin kıza sizinle. Kızla yapmadığını ulan bırakmadın. Ulan sustum anlattın lan. Kıza yapmadığını Allah bırakmadın. Allah onu kahretmesin. Ay bunu alan ne kafası. Bunu kol diye mi seveceksin? Ay bunu kulağıma sokarım ben ne yapayım? Böyle kadın olur mu? Kadın demir ömür güdük gibi bak. Ömür güdük ki. Kadın o işte. Ömür hadi bak. Haneye bir yol var. Oo, kalabalık bir kitleyle karşılaşacaksın. Ayol çocuktan nereye geçtik? Beni azdırmayın. Hadi. Lütfen. Cem'ciğim söyle o zaman Seyf Bey'e bu zamana kadar neler yaptın. Hayır bilirim. Cem'in en kötü... çabasıydı bu. Ben Cem'i burada beğenmedim. Ay illaki beğenip de hep 10 numara verecek değilim. Eve gelecek misin? 10 numara veriyorum. Eve geleceksem 13 isterim. Hakikaten o kadar güzel şeyler yaptı ki bana. Bizlere bu en zayıfı sana kaldı. En zayıfı kaldı. Bütün samimiyet benim içimden gelen bu. En zayıf bu becerisi oldu. Anladık Seyf Bey. Tamam. Ya onu geri söyledin. Cevap verin. Hayvan. Sen de Erol'a vur. En kötü becerin bu. Bu ben öyle gördüm var mı diyeceğim. Olabilir tabii ki ne demek. Yani ben hep yağ yapmak zorunda değilim. Evet. Peki. Jürimize teşekkür ediyoruz. Ve alkışlarla Cem'i yerine alıyoruz. Evet, hepimiz onun türküleriyle büyüdük. Pek çok türkümüzü onun güzel sesiyle sevdik. Yıllarca kendi tarzını ve sanatçı duruşunu hiç bozmamış, halk müziğine gönül verenlere hep örnek olmuş büyük bir isim geliyor karşınıza. Belkıs Akkale geliyor! Ellerim aman aman dumanlı dağlar. Evet, Asena ile birlikteyiz. Nasılsın Asena? İyiyim. Kadın olarak bugün iyiyim. Mahzun halinden kurtulabildin mi kendini? Evet, çıktım artık o halimden. Geçen bir hafta tane arkadaşım çok diyor ki, eğlenceli. Ay diyor, erkek olsan çirkin olurmuşsun. Sevdalıyım, sevdalıyım, yaman gülüm, sevdalıyım. Bu sevdada yanağım yok, imanıma sevdalıyım. Çok komiktin. Evet. İşte benimki eğlenceliydi yani. Neşeliydi. Tavşan dişli Mahzun Kırmızıgül çok komikti ya. Yani izlerken yerlere yattım günlerde ve seni küçültmüş. Ve seni küçültmüş böyle yani sen... Küçük oğlan böyle... çocukları yürümüş. Evet yani ceket mi bol ne hani öyle giydirildiği için mi erkek kıyafeti giydiğin için mi dedi böyle küçülmüşsün falan çok enteresandı ya. Çok ama hoşuma... güzeldi kabul et. Çok hoşuma gitti. En eğlenceli bölümdü benimki. Evet evet. Peki bu hafta bu buldun hafta mu kimlik? Bu hafta tam tersi Türk halk müziğinin kraliçesi olacağım. Evet. Belkıs Akkale. Belkıs büyük... Hanım gerçekten hani Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden bir evet, tanesi. Evet yani inanılmaz ağır, inanılmaz hanım, inanılmaz güzel böyle şey. Bizden biri gibi hani sanki tanıyormuş gibiyim mesela. Değil mi? Belkıs Hanım'ı. Yani sanki hani bir an böyle anne diyesim geldi. O kadar anaç bir ruhu var. Yani belli ki Türk halk müziğinde türküleri de söylerken böyle bir sahiplenme varmış yani. Bak ben sana onunla ilgili hem bir hikaye anlatayım. Biz Şebnem'le sabah şekerlerini yaparken Belkıs Akkale'nin evine gittik. Öyle o dönem öyle bir şeyler yapmıştık. Program içerisinde evlerini ziyaret ediyorduk ünlülerin. Belkıs Akkale'nin evine gittik.
kapıyı açtı, bizi bir karşıladı. Biz de böyle hani bir 5 dakika çekim yapıp kaçacağız diye gittik. 4 saat. Yemekler, siniler, çiğ köfteler falan, öyle. Türküler falan. Evet. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. İnanılmaz ama bir insan. Ama onu veriyor enerjiyi. Kim bozuyor senin psikolojini? Bilmiyorum hocam. Sesi kötü diyorlar. Erol Bey de diyor. Bu ya yanlış bir bilgi. Senin sesin yok diyenlerin kim söylese bunu hepsi yanlış düşünüyor. Peki hocam ben nerede hata yapıyorum? Bir kere moralini bozuyorlar. Çünkü ses, yani şarkı zaten moralle söylenen bir şey. Moralin bozuksa çünkü insan içindeki tüm duyguları yegane çıktığı yer bu sesidir insanın. Ben kilimde değilim, amanın amanın. Bahçemde gülüm yandı, yar sana hayranım. Çayırda buldum seni, ellere vermem seni. Kendime alsam seni, sineme sarsam seni. Can bir de ilk defa bizim ekipte türkü ben söyleyeceğim. Evet, doğru. O gurur bana ait. Evet, evet. Öbürleri söyleyemiyorlar. Bilmiyorum ne haldayım. Gediyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Çok seyirci de değil gözüm. Dumanlı biraz mahcubiyet serpiştirmemiz lazım. Mahcup Türk kadını yıkıyor. Rahatsız oluyorum. Hani bu popçulara veya pop müziğine bir şey söylemek anlamında değil. Anladım. Nedense Türk halk müziği bana bir şey veriyor yani. Mutlu ediyor beni. Tanrışı vurma vurma yar yar. Çok kıvırma, sakın çok kıvırma. Yar yar aman ellerim, aman aman ellerim. Hani böyle sinirlerde ekmek açan kadınları düşün, buğdayları biçen kadınları düşün, hepsini düşün. Kadınlar düğüne gelmiş diye düşün. Öyle bir şey yok. Belki sakın yapıyor bunu. Pınarmışı vurma vurma yar. Hep gün gün. Yar yar. Her sözde kafa. Kur bağdaş. Vay 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 vay. Ben şarkı söylerken niye buram alnım böyle kırışıyor? Orada bir hastalık var herhalde, bir şey var. Bir de ağız şeklim niye içeri doğru gidiyor? Onu anlamadım. Evet, sen bir kendini var. Değiştiriyorsun. Evet, bir problem var, bir şey var. Bunu çözmem lazım. Aksesuarları nereden buluyorsun peki? Yani bu mesela kafaya bağlamışsın, getirdi. El şeyinde mendiller falan. Hocam mı getiriyor? Bizim kostümcü arkadaşlarımız, kostümlerimizi hazırlayan arkadaşlarımız getiriyor. Hocalarımız arada başka şeyler getiriyor. O zaman buradan aldığın tiyoya göre bayağı enteresan kostümler giyeceksin. Giyeceksin bu hafta bunu. Tabii ki yani Biber Kızakkale olarak tabii ki ağır ve... Şöyle yöresel giyineceğim. Peki şarkılar yani ne olacak? Seksi bir şey beklemeyin bugün bu hafta. Yani sen özellikle bekleme. Ben artık beklemiyorum zaten. Sen bekleme. Ben sana ama özel giyerim. Sen rahat ol. Bak arada böyle işte. Ya, bu adam böyle. Rol yapıyoruz. Bir dakika. Böyle. Klonlama asansörünün önündeyiz. Seni kolonlayacağım şimdi. Birazdan Murat'ı son kez görüyorsunuz. Birazdan kolonlanıp oraya gidecek. Kaç kolon oynarsın benden bilmiyorum artık. Senden bir şey oynanmaz. Hadi. Sen hazır mısın? Hazırım. Heyecanlı mısın? Hiç değilim. Heyecanlan. Bilakis çok gururluyum. Heyecanlanman lazım. Çok gururluyum çünkü makyajsızım. Aa, makyajsız çıkıyorum ben hiç ekrana. Hiç makyaj koymamış suratına ya. Evet. O kadar güveniyorum ki güzelliğime. Ve şirinliğime. Neyse, çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben sizi klonlama asansörünü şöyle öperekler bir göndereyim istiyorum. Bol şans diliyorum. Harikasınız, ne diyeyim size. Güle güle, güle güle. Evet, Asena'ya güle güle dedik. Belkıs Akkale'ye hoş geldin diyoruz. We'll be right back.
Bediye Akartürk sesi değildi. Bediye Hanım değil zaten. Bediye Akartürk. Bismillahirrahmanirrahim. Kim? Yani o açıdan. Kim? Derihan Altındağ sesi. Bediye Akartürk neydi? Akartürk. Bediye Muhammed. Ya bunlar gider ya ben giderim. Yapımcı kim? Allah her deliği bir akıllıya bağlarmış. Ay akıllıya bak. Aklın çıksın burada. Senin aile görüntüsünü beğendi mi? Beğendi. Tuh. Onları al. Yaşa Asena. Asena, tam bir Anadolu kadını olmuşsun. Ya, belki Sakkale'de çok öyledir. Ya, evet. Hareketler ekonomik. Hani evet, böyle tam halay çekecek safhaya gelir ama çekmez. Çekmez tabii, tabii. O hakimiyet. Tabii. Ve ben inanamadım. Ne kadar yatkınmış senin sesin halk müziğine. Çok güzel. Evet. Bir alkış gelmedi evet ama. Evet. Hakikaten Asena. Bugüne kadar söylediklerin içinde en iyi halk müziğini söyledin. Teşekkür ederim hocam. Sen bir albüm falan böyle bir CD mi bir şey yaptın galiba değil mi? Yaptım ama Türk halk müziği okumadım. Valla Türk halk müziği okusaydın çok daha başka olurdu. Valla çok güzel ama değil mi? Çok güzel hani olmuş. Sevdiniz mi? Çok çok hoştu. Belkıs Akkale benim çok sevdiğim dostumdur. Samimi söylüyorum. Nerede çalıştınız? Türkü bacı, Türkü bacıdır. Maksim İzmir mi? Fuarlarında çalıştık. Çok çalıştık. Luna Park Gazinosu'nda çalıştık. Siz gelemediniz fuarlara, gelemediniz. Ben tabii hiç, hep sen gittin. Tek tek gelmedin fuarda. Sen kıyameti kopardın. O zaman ünlü değildi o. Sonra geldim tabii, hepinizi bastırdım sonra tabii. O zaman ne yapıyordunuz sevgili işte ünlü değilken? De çalışıyordum. Lafa bak, ne yapıyordunuz? Enteresan. Değişin. Oryantal yaparken Alaturka söyler misin beraber? Takla atsın bir de aynı zamanda bence. Ay ne kadar ilginç. Daha olur, hareketli. Düşünebiliyor olur musunuz? Asena. Bak. Süt içtim, dilim yandı. Aman inanmanım. Süt içtim, dilim yandı. Aman amanım. Döküldü, dilim yandı. Asena, ne var? Lütfen makyajımı yapan gelsin. Burnumun ucu parladı. Seçkin, burnumun ucu. Bu arada çocuklar bir şey söyleyeyim. Kostümler bir harika. Merih Hanım'a teşekkür ediyorum. Kostümler bir harika. En çarpık bacakları bile ne hale getiriyor? Kostümler bir harika. Beni belki de sevmeyeceksiniz ama doğruyu söylemek geçiyor içimden. Bugüne kadar yaptıklarının içinde gene en beğenmediğimi yaptın. Yani bundan evvelklere bayıldım, bayıldım, bayıldım. Çok güzeldi, çok kuvvetliydi. Burada sadece türkü söyledin. Bir Bediye Akartürk sesi değildi. Bediye Hanım değil zaten. Bediye Akartürk. Bismillahirrahmanirrahim. Ben, yani ben o açıdan, o açıdan bakarsak, bir dakika, bir dakika. Erol Bey, Erol Bey. Çok çocuklar, haklı, çok haklı. Evet. O açıdan bakarsak İnsan, hiç sesi benzemedi. Dostunu evet, düşmanını nasıl anlıyor görüyorsunuz Zeybi değil mi? Bey, zeki olmak lazım. Geldi, hoş ufak geldi, bir açmaz vereceksin. Bunlar harf diye kapacaklar. Peki bir şey evet söyleyeceğim. Artık Bekkıs Akkale ile Bediye Akartürk'ü ayırırım. Sen önünü arkana ayır dedemiyorsun. Ha bir şey söyleyeceğim. Ne yapacaksın? Sen o saç ayırırım ben seni. Ne yapsın? Halay mı çeksin kız? Ya bunlar gider ya ben giderim. Yapımcı kim? Serseri seni. Ay ben nasıl şöyle memnun oldum? Peki bir şey söyleyeceğim. Ne yapabilir? Ay karına bak uzaktan kumandalı gibi. Peki bir şey söyleyeceğim. Yürü yürü. Her an patlayabilirim. Dön arkana dön. Bak. Bak. Konu ben değilim. Derihan, Derihan Altındağ Sözeli'ye benzemiş mi? Kim? Derihan Altındağ Sözeli'ye Sevim Bey bir şey söyleyeceğim. Hakikaten ne yapabilirdi? Nasıl? Hani bir eleştiri yaparken devamını da getirin. Mesela ne yapabilirdi de ne yapabilirdi? Kızım. Belkıs Akkale gibi ağır bir hanımefendi. Tabii. Yani çok davulcu bir sesi vardır. Olur. Bir tarzı vardır. Onu yapmak kolay değil. Türkü, Asena çok güzel türkü söyledi diyebilirim. Bediye Akartürk neydi? Bediye Muhammed. Kaldı aklımda. Son bir televizyonda gördüm böyle. Bırdırık bir karıdır biliyorsun.
ama böyle uzun boyluymuş gibi böyle böyle yapa yapa yap. Ne? Ben anladık serseri. Seyirci artık bana Berkes söylüyor. Akkali. Bunun adı mı? Alzheimer'ingen. Alzheimer'ingen Strasse. Bu. Yok bir şey. Ben böyle giderse ya. Ben de Allah'ın yani sopası yoktu ben biliyorsunuz. Şimdiden gelen evet. Doğrusunu söylüyorum. Burun gibi devamlı yağ yapamam. Ama sen araya herkese... İsimleri doğru söylüyorsun çok... sen. İsimleri karıştırıyorsun. Ben Handan ne yapayım? Ama ikisi de Türkücü. Ben hazır buraya gelmişken bir halay çektiririm Asena'ya. Haydi bakalım. Ne diyorsunuz? Sevgi Bey'e inat. Peki ama bir türküyle herhalde değil mi? Tabii ki. O zaman mikrofonu alalım. Valla Asena helal olsun. Çok güzel söyledin kuşum. Peki. Bence bir dakika bir kendi yolunu ayol, yapayım. Ayol ben daha bitirmeden. Ne halayı bu? Ha üçüncü düğün sınıf halayı. Karılar. Düğün daha halayı. Ben yorumumu yapmadım. Bu çıkıyor saatlerce şarkı söylüyor. Saatlerce konuşuyor. Fer 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 fer. Fer 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 fer. Fer fer fer. Bitmez. Eğer bir halay çekilecekse... Ben de varım. Halay başı. O zaman şöyle yapayım. O zaman bir seyircileri alalım. Önce o zaman bir ağırla gireyim sonra halaya döndüreyim. Aa, sen daha ağırla gir biz o zaman. Ha, arkada ağır ağır takılalım. Oturalım biz.
Ay artık iyice. Bu ne var ya? Ay düğün salonu. Yedi milletli nişan töreni gibiydi. Kına. Kına köyde, nişan düğün bir arada çıktı. Köyde ağalar oturur, köçekler oynar. Hocam farkında mısınız? Ben her çıktığımda ortalık bir karışıyor. Evet ya, sende vallahi bir şey var yani. Vallahi senin yüzünden her şey Asena. Şimdi ben şeye katılıyorum. Seyfi Bey'in hani düşük performans dediği bir kere Asena'nın hani plastik makyaj takviyesi yok. Burada Asena kendi sesiyle kalınlaştırarak çok da güzel yorumladı halk müziğini bence. Ama Muzaffer Akgün'e aynen benzemiş değil mi? Serseri Muzaffer Akgün diye burnu attı. Bilmedin mi? Bediye Akartürk. Hamiyet yüce ses. Neriman altında tüfek çifti galiba. Hamiyet yüce ses. Hamiyet değil. O Türk müziği söyler. Bu da söylüyor. Bunun okuduğu ne ki? Hocam ama bir şey söyleyeyim. Ben yani hayatımda hiç Türk halk yani koroda söyledim. İlk defa Türk halk müziği söylüyor. O zaman niye yaptın? Ben mi yaptım? Seç bana geldi. Niye? Yapamam de. Yok bu yapsın de. Siz yapın. Ne yapayım? Bir Türk halkı. Lurkel. Yo ben Atatürk'ü. Ben türkü söyleyeyim. Sen ver mikrofonu. Ver. Mikrofonu. Ver de türkü duyalım. Serseri karıya bak, şimdi katılmış gibi. Ne var ne? Ben size girin dedim mi? Tele. Tevekte üzüm kara. Ne yapacağım? Hayır okuyacağım, aklıma şarkı gelmiyor. Tevekte üzüm kara. Yardım et. Köyden. Hayır. Lütfen. Dam üstünde un ele. Ada sahilleri. Manda yuva yapıyor. Gelebel gibi deveve belli belli mi kafa fazla vala vara. Yovolof yovolof. Yevem ve de 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 bere bere belli belli mi. Kıvızızla vala vara. Yovolof. Biliyorsun. Bu şarkı, bu türküyü de ses niye verilmiyor? Veriliyormuş. Buradan iyi ki. Evet bir halk müziği hadi. Bu hakikaten çok bir halk müziği bir şey bu bilmiyorum. Keramet. Karayüzüm abbesi olsun. Ayol görüyor musun bak aklım gitti. Telgrafın telleri. Ne mi lazım böyle üçüncü sınıf şarkı okur musun? Sen kendine gel. Terbiyesiz. Şey. Ayol bir susarsanız şey türkü ben bulacağım ben galiba. Tebrik. Hay Allah. Bulamıyorum. Bulamıyorum. Türkü söylesin. Evet. Gerçekten burayı kessinler Seyfi Bey. Çok kötü oldu. Şimdi kabul ediyorum. Gözün aydın. Çok kötü oldu burası. Beni delirttiniz. Sonunda bu hale de getirdiniz. Ben ama deli bizim türkü delimiz. Türkü bulamıyorum. Ne? Deli bizim delimiz. Yani. Allah her deliği bir akıllıya bağlarmış. Ay akıllıya bak. Aklın çıksın burada. Senin. Aklın çıksın da nereden çıksın onu bilemiyorum. Çocuğu olmasa bugün bu yoktu. O beste yapıyor, bu da okuyor. Çok güzel. Murat evladım. Çocuğum sayılır. Asena'cığım ağzına sağlık canım. Sinan'la. Ya şimdi. Kız ne yaptık ya? Asena. Murat sen de seyrediyorsun. Hoşuna gidiyor. Ne güzel kere... hoş bugün. Çok, evet. Çok güzelsin. Bel kısa bir kalede. Çok fazla Murat, hareket etmeden. Murat aklıma türkü geldi. İsrar et. Bel kısa kalede çok fazla hareket etmeden türkü söyleyen bir sanatçı. Dolayısıyla ben takılmadım senin hareketsiz olmana. Burayı iyi ki söyledim. Bak ben zannediyordum ki bale yaparak okuyordu. Uydu yani. Belkıs Akkale. Ben öyle zannediyordum. Öyle zannediyordum. Ne belki hareketsiz diyorsunuz kıza? Ayol hareketsiz. Ben sesini diyorum. Sesini ne diyorsun? O öyle bir ses ki. Nasıl? Yüksek Hayır dur. Ulan ben gerizekalı mıyım bana türkü hatırlatıyorsun? Ne terbiyesizlik bu? Hayır efendim. Yüksek Süre Tepeleri okuma. Değiştiririm parçayı. Alçak alçak tepelere el kurmasınlar. Yüksek yüksek. Good.
söz vermesinler. Dale 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 gel bana, dale oyna bana ayol. Klasik Türk müziği bu. O kadar geniş ki repertuarım. Erol gibi öyle heşer heşer. Kim kimle, ben de Erol'la. Al bir daha. İsrar, ısrar, ısrar. Yüksek, yüksek. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ay. Herhalde artık söyleyecek bir şeyimiz yoktur diye düşünüyorum. Tamam. Gerçekten. Sevgi Bey her şeyi söyledi. Her şeyi söyledi. Bediye Akartürk olarak. Bediye Akartürk. Çok başarılı bir Bediye Akartürk. Bir dakika makyöz gelsin, kulağımı pomponlasın. Sizin kulağınız pomponlanırken biz de Belkıs Akkale'yi alkışlarla yerine alalım. Asena'ya çok teşekkür ediyoruz. Kim der ki bu karı yarı çıplak çıkıp da dans ediyor, bakar mısın? Ah, ağanın karısı gibi. Hoş geldin hatun. Kaç çocuk torunlar, ne durumda? 11 tane. 11, hiç boş durmamışsın. Boş bırakmadılar. Düşükler kaç? Nasıl? Düşük yaptın mı hiç? 1-2 tane var arada. Ha, sayısını bilmiyorsun. Koca kaç? Böyle bir kadın boş bırakılır. Koca kaç tane koca? Koca bir tane, bizde bir tane. Öyle mi? O ama... İstanbul karları gibi öyle 5-6 tane yok. Sana attı. Sana attı. Sana bir tek ben miyim İstanbullu? Memnun musun kocandan? He ya, çok memnunum. Horlayır mı? O kızdır, o kızdır ama iyidir. Horlayır mı gece? He, bilmirem. Beraber yatır sana. Horlayır mı? Yok, biz beraber yatmayız. Evet, horlamıyormuş. Bu bilgiyi de aldık. Çok teşekkür. İçeriden emir geldi. Kestirin Seyfi diye. Son iki bölüm. Kestirin emrini ilk bölüm dediler. Ben dedim istemiyor. Hayır. Kız ne yapıyorsun? İyi. Gece kalkıp yıkanır mısınız? He valla. He. Yıkadı. Kaç kere yıkanırsın? Her gece yıkanırım. Bu programı en sonunda kimseye seyrettirtmeyin. Ne var? Niye çekiyorsun? Evet. Kardeşim neden çekiyorsun? Bir karı koca oturmuşuz. Ay Allah, Erol nasıl sinirleniyor biliyor musun? Onu göstermiyorlar diye. Evet Seyfi Bey, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ulan devam et. Hem teşekkür ediyorum. Evet, güçlü ve farklı sesiyle kulaklarımızın duygusal yorumuyla da gönüllerimizin pasını silen bir isim geliyor. Levent Yüksel geliyor alkışlarınızla. Kuruyum çöre de pare pare olsam da yenilme. Evet, Bay J ile beraberiz. Nasılsın? Bay Hazır J. mıyız? Hazır böyle, mıyız? Böyle başlıyor Levent Yüksel, ben de öyle başlayacağım. Öyle mi? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ya, birkaç bir şey söylemek istiyorum Murat. Sence Freddie Mercury'de birazcık hakkım yendi mi, yenmedi mi? Yani bir kere sesim var yani, onu biliyorsun. Yani çok güzel bir sesim var. Söylüyorum bir de, şarkıları. Bir de yani... Bir de ses taklidim var mesela. Karakterleri çoğunu çok iyi canlandırdın ya. Çok, bence çok başarılı. Yani Freddie Mercury'ni hani biraz... Yabancı da sen biraz acayip. Dans eden adamlar seni zorluyor. Dans bu hafta da zorlanacaksın. Sana, ben duran adam oldum her sana zaman. Sana sahnenin yani. En dans eden adamı denk geldi bu hafta. İşin bu çok hafta. Zor. Levent Yüksel değil tabii. Mi? Tabii. Levent Yüksel danslarıyla meşhurdur. O kadar. Sahneye vidalı kendisi. Sahneye vidalı. O kadar. Somunla oturtuyorlar onu mikrofonun önüne. O kadar sade hareketleri var. Ben de o kadar dans edemem ki yani. Levent'le aslında çok farkımız yok. Süheyda Hoca diyor ki kendin gibi ol. Kuruyup çöle dönsem de pare pare olsam da ya. Bir şarkı benim güzel ses tellerimde bir şeye benzeyebilirim Fatih Hoca. Ah ya Rabbim, ya Resulallah. Mükemmelliği bir kabahatini de boşlasın. Yeah. Aynı Levent Yüksel değil mi? Sesi söylemek arası bir yerde. Öyle sana söz söylerim, öyle çok sevindim
yakın tutabiliriz. Okey. Zaten öyle mecburen. Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın. Hep beraber. Kuruyup, söylesene sen. Pare pare olsam da yenilmem. Çok güzel yani, güzel oldunuz. Yalan söyleme hocam. Hala öğrenemedim yalan söyleme. Yani böyle bak değil. Onu biraz daha yuvarlasın. Bak yapsam. Hocam ben de seninki senin ses olsaydı zaten bugün. Hocam özür dilemek istiyorum ya ben. Vallahi çünkü o kadar çaba sarf ettiniz ki Freddie Mercury konusunda. O kalça çıkığı yürümesinden, şundan bundan olamadım, yeteri kadar motive olamadım. Tamamen benim hatam yani. Ben sizi mahcup ettiğimi düşünüyorum. Sen yapar mısın ya? Ne oldu? O, bilmiyorum, konsantre olamadım, uykumu mu alamamıştım, içselleştiremedim mi Freddie Mercury'yi hiçbir fikrim yok ama olmadı. Seyda hocamız da çok üzüldü. Üzüldü. Ben de çok üzüldüm ama nazar boncuğumuz olsun. Olsun. Koskoca bir yarışmada bir küçük başarısız performans. Performansımız. Bundan sonra olmayacak. Ölürüm büyük. Yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Döktüreceğim diyorsun. E harfini duydun mu? Aynı Levent'in Evet, hareketsiz geçmiş. Hareketsiz ama eğlenceli. Eğlence her zaman var. Sana da sormak istiyorum. İlk hafta buraya geldiğinde böyle bir hafif bir belirsiz bir durum vardı değil vardı mi böyle? Tabii. Ya biz neredeyiz? Neyin içine düştük? Bu adam da kim bana niye soru soruyor falan. Şimdi programın sonuna yaklaşıyoruz. Neler hissediyorsun? Biraz buruğum bitiyor diye. Mesela 3 bölüm kaldı. O 3 bölümden biri bu. Evet. Ne yapacağız sonra? Vallahi bilmiyorum. Ya muhakkak bir takım projelerde yer alacağız. Bir işler yapacağız ama yani bu olmayacak hayatımızda ve büyük bir belli eksiklik olmaz. Olacak. Bu da olabilir gene yani, belli mi olur yani? Nasıl? Seyfi yerine ben mi geçeceğim şimdi? Olabilir, ne bileyim ben yani. Seyfin yerine kimse geçemez, o ayrı geçemez, konuda yani. Geçemez ya. Yani geçmek isteyen ayağını kaydırır çünkü. Ya. Evet Murat. Geldik klonlama hazırlığının önüne. Ya. Var mı? Burada stres oluyor mu hala ya? Bu kadar haftadan sonra. Stres bitti galiba. Bitti değil mi? Şimdi eğleneceğiz. Nasıl bitti. Eğleniriz diye. Şimdi evet, nasıl eğleniriz? Umarım provalarda çalıştığım kadar canlandırabilirim oluyor. Ha. Siz turne yapıyorsunuz Ömürgedik'le? Yapıyoruz. Nasıl gidiyor? İyi, çok şükür. Ben çünkü Muğla, Fethiye o taraflara gittim de. Aa baktım şey, billboardlarınız var. Afişler filan. Hay Allah falan, bir gün gecikmişim yani. Program sayesinde ünlü olduk. Yemin ederim gelirdim oraya görsem. Bir de bağıra bağıra çıkardım sahneye. Sahneye çıkartırdık zaten. Kesin çıkardım. Bir huysuz şarkısı söylerdin artık. Alışkınsın. Peki o zaman ben seni göndereyim madem konu çok buraya geldi. Ederim. Hadi güle güle kardeşim. Bol şans. Güle güle Bahşe. Evet, Bahşe'ye güle güle dedik. Levent Yüksel'e hoş geldin diyoruz. Ölürüm yoluna, ölürüm.
şarkıyı okuyabilmesi için en az 3-3,5 oktav sesinle olması lazım. Freddie Quinn hani dedi. Ses sanatçısı olacak senelerdir. Hala bir eseri yok, oğlu yazıyor, buna veriyor. Ferhat'ın başka bir yeteneği yok. Maşka Ferhat sünnetçi değil mi kız? Ah ben ölürsem kim girecek koynuna? Evet, öyle bir olmuş. Levent gördüm bir an sende. Üstünü değiştiresim geldi yani. O en son 3 çocuk vardı. Bir daha. Geldi. Bu kadar mı ses benzer? Müthiş olmuş. Bu kadar mı aynı olur Levent Yüksel'le? Çok benzemiş. Ve bu şarkıyı okuyabilmesi için en az 3-3,5 oktav sesinin olması lazım. Bir yer o kadar tizleşiyor ki o sesi dahi çıkarıyor adam. Hala diyor ki ben mikrofon başında duracağım. Şimdi size Ahmet Çağ'ın şarkısını sunuyorum diyecek bu enayi. Bu enayi. Seyfi Bey zahmet etmeyin ben gereken şeyi yaparım ona. Sen kendine ya bir şey yapıyorsun. Ya harcanıyorsun diyor yani kendini. Yok. Kuliste tekme tokat girdi Seyfi Bey bana evet. Bana da her yerde. Abi, haklı. DJ'liğinden memnun değiliz. Ya. Yani onu herkes yapar. Demek istiyor. Bana öyle geliyor. Şu maharetinin, Allah'ın sana verdiği şu becerinin yanında DJ'lik çok kolay bir şey. Çok kolay bir şey. Onu ben bile sıkışsam yaparım. Neticede plaklar önünde, liste para önünde. Para ihtiyacınız olsa yapar mısınız? Eski zamanlar. Sıkışsam değil derken. Yani çok büyük bir beceri gerektiren bir şey değil DJ'lik. Ama bu abi çok güzel bir şey. Sen anlamıyorsun ben ne yapayım. Bravo. Erol sen konuş. Bir dakika Cahit kaç yaşında? Kenan Doğulu'ya çok benzemiş değil mi? Kaç yaşında? Kenan Doğulu olur mu? 42. Kenan Doğulu diyor. Burak Kut. Olur mu? Kenan Doğulu diyor. Yapmıyor kandırmıyor. İbrahim Tatlıses değil mi? O kadar. Ya çok iyi olmuş. Hakikaten çok iyi. Peki Erol Bey yani bir şey soracağım. Bunun bir yaşı yok mudur? Sen benim yaşıma sesi geldiğin zaman ay, kimse kimseyi dinlemiyor. Uzuvlarını karıştıracağım. Karıştırabilirim. O zaman şimdiden karıştırmayayım. Sesi müthiş benzettin. Çok ya. Onun tizlerdeki böyle hafif çatlar böyle bir işte İspanyol fadoları gibi. Herkes çıkamaz o sese. Portekiz fadoları gibi olur filan. Onların hepsini çok iyi yaptın. Tipin de çok benzemiş ya. Benzedi evet. Gerçekten. Beklemiyordum benzemeyi aslında. İnanılmaz. Çok Levent çok benziyorsun. İlginç. Nevi yani çirkin olunca her tipe insan giriyor. Çok sağ ol. Levent de hareketsizdir. Senin bu hareketsizliğin de yaradı yani. Bu yaradı valla. Üst üste geldi. Evet. Zaten Süveyda Hoca dedi ki kendin gibi ol. Çünkü ya, sen hayatım, de güler yüzlüsün sürekli bir tebessüm eden. O manadım. O da yani, şarkı söylerken acıklı şarkı söylese bile gülüyor Levent. Evet. Yok ben şunun için sorayım. Hani evet. Seyfi Bey Celfi'ye diyor ya bu işi yap bu işi yap. Şimdi bunun bir yaşı yok mudur? Mesela sordum Celfi'ye 42 dedi. Hani geçtir bir, erkendir falan evet. Bu sektörde böyle bir durum var mı? Müzikle kızım, alakalı. Kızım sen şarkıcılığı da karıştırıyorsun galiba. Allah Allah. Hiç hayır, bence yaşı yok olur mu yani. Şarkının? Ne demek yaşı olur tabii ki popstar olmaz. Olacaksa olur mesela. Aman sen de popstar oldu da bitti de ne oldu? Popstardan çıkanlar ne oldu? Hayır popstar yani derken hani Tarkan gibi, Nil abicim, gibi o anlamda sesi. Bunun bir yaşı vardı. Ne zaman olgunlaştırırsan benim bir arkadaşım vardı. Yani. Geçen sefer de söyledim size. 35'inden sonra çıktı CD yaptı. Ve ne satış, oldu? Satış listelerinde evet. Dördüncü. Biz tanıyor muyuz? Tabii, evet. Tanımıyorsun. İşte ben onu demek çok istiyorum. Çok kaliteli olduğu için tanımıyorsun. Ha. Onu demek Seyfi istedim. Seyfi Bey mesela kaç yaşında ünlendiniz? Soruları oldu öyle cevaplar 38-40 falandı. 40 yaşında ünlendi. Yani bunun yaşı yok. Yaşı yok. Ses vücudu en son terk eden sestir. Onunla hemfikiriz. Ses bir uzun ses yıllar sanatçısı. İyi yaşar. 60'ında da kariyer söyler, yapabilir. 40 söyler. Yaşından itibaren bir kariyer yapabilir. Yapar, bence yapar. Ve muvaffak olur bu. Anladım. Evet. Bay J, geçen gerçi hafta Freddie Quinn'i canlandırdın değil mi? Ondan pek mutlu değildin galiba Freddie Quinn'de. Ya aslında sonradan gelen yorumlar çok kötü değildi. Fena yapmadın. Ses iyi ben de izlerken beğendim. Hareketler filan. Gerçekten. Vallahi izlerken kamera beğendim. Kamera ne oluyor? Seyfi Bey. Bunun etkisi altında kalıyorum. Hayır ekran farklı oluyor. Yani bizim burada gördüğümüzle ekrana yansıyan bazen farklı olabiliyor. Tanju Okan'da ben onu mesela yaşadım. Hayırdır ne oldunuz? Yanlış yapmışım. Ekrana oynadım. Size oynamam gerekiyordu puan için. Canım benim. Ekrana oynamam daha mi? Doğru tabii. Evet. Ne ay oldu? Birisinin geri söyledi. Ne olmuş? Ne oldu? Freddie Mercury demişsin. Freddie başka bir şeymiş.
Ne kız? Hayır öyle değil. E söyle. Freddie Mercury değil miydi? Erol hocam Freddie Queen dediniz de Freddie Mercury. Erol dedi değil mi? Buna. Ben buna. Buna o seni. Freddie Queen ya, dedi. Bak hadi nasıl ya. Memnun oldu seyirci. Çok güzel. Freddie Queen you. Allah'ın cezası. Ya. Sen ses sanatçısı olacaksın. Freddie Queen dedi. Freddie ben Queen yapmam dedi. Bu hata. Kız peki, şöyle dursana. Freddie Queen'i kim yaptım. Bilir misiniz? Bilmiyorum. Queen. Evet. Biliyor musunuz kim? Freddie Queen. Freddie Queen bilmem mi? Freddie Queen biliyorsun. Kim Freddie Queen? Elizabeth. Ben bilmiyorum. Ya rica ederim dur o söylesin. Üçüncü Elizabeth'in kocası. Kocası bir Freddie Queen çok ünlü bir Alman sanatçısı, ses sanatçısı ama bu dediğim 60'lı yıllarda bariton sesi olan kız çok güzel Almanca şarkılar söyleyen bir adamdı ama ben Mercury dediğimi zannediyorum. Freddie Queen dediniz. Hak Mero Bey acaba Queen, Queen grubun ismi ne? Ama Kenan Doğulu'ya çok benzedi değil mi? Senin gibi ses sanatçısı bir insanın bu hatayı yapmasa inan ben çok üzüldüm. Ve bak dünün karısı kalkmış seni tenkit ediyor. Ben utandım. Ben yerlere girdim. Ben hata yapabilirim. Ben duydum ama yani hiç önemsemedim. Ay kız senin heykelini diyeceğim. Çünkü grubun ismi Queen'di biliyorsunuz. Şimdi bilmiyordur Seyfi Bey grubun ismini de. Sen grup ne dedi? Sen o ama Ömür de bak hiç yemedi içmedi. Oradan kalktı geldi ismi yollamaya. Bak Queen de grubun adı ben ikisini birleştirdim evet. Demek ki. Onların bir grubu vardı Queen diye. Serseri bana sağır muamelesi yapıyor. Sen önce Freddy diyorum Freddy. Freddy Queen hani dedi. Ay, ay. Ses sanatçısı olacak senelerdir. Hala bir eseri yok. Oğlu yazıyor buna veriyor. Peki ben düşünebiliyor musun? Sayın jüri üyeleri. Bundan evet. Çıkan, bundan çıkan buna yapıp veriyor. Bu da söylüyor. Bir şey sormak konuşuyorum istiyorum. Konuşuyorum herhalde. Özür dilerim tekrar. Buyur konuş. Şimdi televizyonda izleyince biraz daha çok beğendiniz ama evet. Geçen hafta üçünüz de en düşük puanları verdiniz. Bu hafta telafi mi edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Edeceğiz. Evet. Yok bunu çok beğendim. Bu çok iyi oldu. Bu çok geçen iyi oldu. Geçen hafta çok ne yapmıştın? Benim durdu. 4-4-4. Soyunmuştu ayol. Çocuklardan da doğal. Hava kötüydü. Freddie Queen yapmıştı. Freddie Queen'ler patladı televizyonda. Düştüm başımızdan aşağı. Tamam ama iyi değildi o geçen haftaki. Yok bu yok hafta... iyiymiş ya. Makyaj da güzeldi, ses de güzeldi. Çok iyiydi. Bir sinirli anıma bravo. Gelmiş olabilir. Belki babana sinirlendim ondan olabilir. Babası çok güzel söyledi şarkı. Ben şekerdi. Yaşı geri alıyorum. Aranızda Ferhat da 40 iyiydi. Yaşında. 42. 42 yaşında. Çıkış yaptı değil mi? Yok. Yok yani canım. Hayır. 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 Kaç yaşında o ne bilsin yaşını? Yani anası mı o? Geç bir yaşında anası ama yaşında, anası yaşında 35'ten sonra. 35 falan. Ha 35 kim gibi. Sen mi o mu? Ama ben bir denkleştirmeyi çalışıyorum seni. Ay! Ferhat'ın Cermin. Başka bir yeteneği yok. Sen kaç yaşındasın? Senden güç alıyorum. Ferhat. Ne dedin Ferhat'ın? Başka bir yeteneği yok. Bunu yapmak zorundaydı dedim. Aşk çok olsun. Doktor. Bir de arkadaşımız olacak. Aa, çok ya, doğru ya. Olur mu? Ben Ferhat'ı çok seviyorum. Çocuklar lütfen nezaketten ayrılmayın. Ferhat tıp doktoru. Ayrı. Lütfen nezih olun. Olur mu öyle şey? Başka sünnetçi ayrılmayın tıp doktoru. Biliyorum, biliyorum. Ayşe'nin şakasındayım. Aşk Ferhat olsun ya. Ferhat sünnetçi değil mi kız? Cerrah. Cerrah. Evet, cerrah. Gerekirse orada yapabiliyor. Orayı kesiyor işte. Oraya cerrah ameliyat yapıyor. Bir şey diyeceğim. O da bir ameliyat. Ömür. O da bir ameliyat. Alıngan bir insan mıdır? Hiç. Görürsün sen. Alıngan bir program sonrası. Akşam geliyor değil mi? Akşam gelir sana. Aa. Evet Murat'cığım canım benim. Benim çok azim güzel yorumlarınızı seni. Bekliyorum gerçekten. Nasıl? Yaptık beğendik. Yatayalım. Evet evet. Seyfi Bey bitirmedi. Kesmeye. Oo. Bitti mi Seyfi Bey? Bu. Bitti. Tamam bitti değil mi? Peki alkışlar Bahşe'ye. Onu da alkışlarla yerine alıyoruz. Mercury dedi gördün değil mi? Ay ay. Dedi Queen. Zaten Mercury. Queen Queen şaşırdı ya sen ona bak. Karıya bak. Oradan üşenmedi kalktı o 98 topukla. Tiki 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 geldi kulağıma. Aslında tabii, seni seviyorum dedi. Bu puanlara yansıyacak tabi değil mi? Puanlara yansıyacak. Bu puanlara. Ben sizden evet bugün iki tane dördüm var. İki tane dördüm var anladın. Bundan 4, benden 12. Ciddi misiniz? Dedikodu getirene en büyük. 2-4-6, 2 kişi kaldı. Sırada. Ne var daha? Hazır mıyız? Hazırız biz. Sen daha ismi alacaksın, ezberleyeceksin. Konuşacağın cümleleri hazırlayacaksın. Uzun Ahmet. Efendim şarkılarıyla olduğu kadar danslarıyla da hepimizin gönlünde yer etmiş bir isim var. Senin için bir şarkı var, onu söyleyeceğim. Uzun ahmak, ne bilem ne bilem, ah ne uzarsın boyuna.
Çok uydu buna bu şarkı. Uzun ahmak ne bilem ne bilem ne uzarsın boyuna. Ah ben ölürsem kim girecek koynuna? Bu ahmak mı kavak mı ben? Ahmak. Ben doğrusunu söylerim. Bunun şarkı herifin adını şaşırıyor. Bu yaşta. Yani bunun hiç kalmaya değer miydi? Bunu ya? Ömür boyu söyleyeceğim. Yandınız. Freddie Quinn. Freddie hani Quinn öbürü otur, neydi kız? Oturduğu hangisi? Yerden de söyleyebilirim. Freddie Quinn öbürü Mercury. Freddie Mercury. Chevrolet. Ay, Mercury ile Quinn hiç karışmıyor. Bediye Akartürk var bir de ama o... Ha, Beyoğlu Bey dememiştim. Onu Beyoğlu Bey dememiştim pardon. Ama onlar yakın. Belki Sakkale, Bediye Akartürk yakınlar yani. En azından. Yani B'den tutuyor diyorsun. İzzet Altınbeş'e bu üçü çok yakındır. Görüşürler, hala görüşüyorlar. Evet. Evet, şarkıların olduğu kadar danslarıyla da hepimizi derinden etkileyen bir isim geliyor şimdi karşınıza. Türkiye'nin en çok sevilen erkek seslerinden biri geliyor. Kim geliyor? Mustafa Sandal geliyor. Ah şu kaderi yenerse eğer, seni seviyorum aşkım. Evet, kendiyle beraberiz. Nasılsın kendi? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Biraz sonra Mustafa Sandal olacaksın. Bütün bir hafta stresinle uyuyamadım. Bak gözlerimin altına bak. Evet, bir torbalanmışsın. Stresten uyuyamadım bütün hafta. Niye? Çok zor. Mustafa. Çok zor. Çok hareketli. Yani ya belki sen... zor da kadın olarak erkek olmak çok zormuş. Sen kadınları da yaptın da hep dans ediyorsun. Erkekleri de yaptın da dans. Ne şanslısın ya. Hep ben dans. Çok güzel, çok mutluydum. Seyyar Tener'de özellikle geçen hafta ben çok keyifliydim. Çok da çok mutlu da oldum yapmıştın. Sahnede. Çok da iyi yapmışsın. Tam ne güzel bana ama evet, bu hafta bence. Şu erkek tavırları, işte omuzlar, kaşlar, ya ifade, her şey çok değişti. Yani şu zamana kadar çalıştığım her şeyden, hani Fatih Yürek yapmıştım ama Fatih Yürek keza yine böyle bir entertainer olduğu için biraz daha kolaydı. Mustafa Sandal'da çok stres yaptım bütün hafta. Artık dedim nasıl çıkacak, nasıl çıkacak. Ya bir de böyle Mustafa baktı mı, evet, böyle hani bakar aynen yani. Aynen öyle, böyle. Aynen öyle. Onları yapamıyorum ben. Yani inşallah, yani bilmiyorum. Mustafa Sandal canlandırmasına hazırlık yapıyoruz şu anda Atilla Özdemiroğlu'yla. Atilla hocam der ki senin sesin Mustafa Sandal'a benzemiyor. Nasıl benzeteceğiz? Çağrımız buradan sana. Gel şurada iki vokal kaydedelim. Sonra ben onun üstüne okuyormuş gibi yapayım. Kravatım yok, ben böyle çalışamam. Neyin yok? Kravatım yok, benim çalışamam ben böyle. Kravatın yok. Evet. Gidip boğarım ben seni şimdi. Olmaz, çalışamam. Kendi yerli ilaçlarını getirin. Tam duruşları şimdi. Dizlerini kırın. Ondan sonra da coştuğu yerlerde kendini daha büyütür. Vazgeç artık yıldızlardan. Yani vazgeç artık kısmında bile nefes alabilirsin burada. Yani bu sonunu uzatıyorsun ya, istersen eğer. Kalbinde nefes. Yorulduysa yolculuklardan. Vazgeç artık yıldızlardan. Bir de dans ediyor gibi yapıyor. Sonra alkışlarıyla bir agresyon yaratıyor. Bilinçli bir şekilde karşısındakini atıyor. Sonra onu çağırıyor. Hep flört içinde karşısındaki kişiyle. Otur. Öne, 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 öne. Bas çek, aç. Bas çek, aç. Dön, 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 dön. Bir daha. Otur, kalk. Zor. Yani o danslar, o hareketler çok hareketli bir adam. Ya bana oturmadı, bana sahnede... oturmadı. Yani ben böyle bir istediğim performansı göremeyeceğim kendimden gibi geliyor. Çok çalıştım ama yani erkek olmak çok zormuş, onu fark ettim. O yüzden böyle... Çok zor hayatım erkek olmak. Bize sor bak, bıyık mıyık falan, perişansız yani. Ben gördüm, şu an gördüm, evet. Ya ilk hafta buraya geldin, bir heyecan vardı. Bakalım, dur bakalım ne olacak diyordun falan. Şimdi 11. haftaya geldik. Neler hissediyorsun, ne düşünüyorsun? Çok iyi, ben çok mutluyum. Burada yaşadığım, burada geçirdiğim her hafta bana okul gibiydi gerçekten. Çünkü gerçekten çok profesyonel insanlarla çalışıyoruz ve...
ses anlamında mesela benim için farklı sanatçıların sesi, ben hayatımda hiç kimsenin sesini taklit etmemiştim. Keza yine çok başarılı değilim ama yine elimden geldiği kadar hani hangi tınıdan yakalayıp nerelere götürmek, hangi karakterle söylemek vesaire, bunları kendi açıma öğrendim. Çok iyi oldu. Çok eğlenceli bir 11 hafta. Tabii programın da yavaş yavaş sonuna doğru gelmeye başlıyoruz. Orada da biraz böyle... Egoma ters düşüyorsun, çek git buradan. Bu yeni bir şey mi? Ben haberim yok bundan. Yeni şarkı. Kim bu? Mustafa Sandal. Öyle mi? İlla asansörden mi çıkmamız gerekiyor yani? Bak, görüyor musun? Hiç ya, böyle yapınca olmuyor işte. Oradan çıkacaksın, orada ben izleyeceğim onu. Evet, peki. Ben hazırım. Bir hüzünü var çıktım, değil mi? Çıktım, çıktım, çıkamadım, çıkamayacağım. Bak geri geri gideceğim. Yok, sen hemen beni gönder. Ben senin bu hüzününe takıldım gerçekten ya. Hüzün var değil mi? Var, hepimiz de var, olmaz mı? Gel. Hüzünden gel. Ne yapacağız senin bu hüzününü? Bir daha görüşemeyeceğiz diye mi hüzünleniyorsun? Haftada bir gün buluşuruz, görüşürüz. Tüm ekip gelir. Ailecek görüşürüz. Biz zaten görüşüyoruz. Bir tek sen kaldın görüşmediğimiz galiba. Biz hepimiz ailecek her hafta. Cem'e gidiyoruz, izliyoruz, dinliyoruz. Yok, Seyfi Bey'i de almadık ekibe. Bir sen bir Seyfi Bey, siz beraber çok iyisiniz diye. Yani aranız çok iyi diye bozmak istemiyoruz. Evet, biz dışarıda da iyiyiz. Çok eğleniyoruz Seyfi Bey'le. Hazır mısın kendi? Hazır değilim. O yüzden gideyim, orada hazır olacağım. Bak ellerim titremeye başlayacak biraz. Peki, sana bol şans diliyorum ve klonlama asansörüne gönderiyorum. Hadi gittim, güle ben güle. Gittim. Evet. Kendi'ye güle güle dedik. Mustafa Sandal'a hoş geldin diyoruz. Senden ne ses çıkabilir ki maksimum? I just wanna feel. Devam et şarkıyı bakayım. Hangi şarkı? Ben ne bileyim şarkı. Ne bileyim. Bana soruyorsun Ahmet'in soyadını mı, bilmem günün adı ne. İsimlerini bilmiyorsun. Ben nüfus memuru değilim. Hayır. Öpmüştüm resimlerinde. Hiç öpüştünüz mü? Ay bir şey anlat, bir şey söyle. Öpüştük. Ya almazsa kızım. Ay olur mu canım öyle şey? Ay benim bütün sevdiğim insanlar böyle kötü yola düştü. Demek yine bana hüsran. Bana yine hasret var, yine bana hüsran, günler düştü. Eyvah, yine bana hüsran,
bana yine hasret var. Siz dediğinizde yaptığınız hiçbirbirini tut. Canım benim. Vallahi yine müzikten anlamamaya başladınız. Kendisi puan vermiyor ama bana verilen puanlara bile artık itiraz etmesi... Yo, niye, hayır. Asena, yani niye öyle söylüyorsun kızım? Hani sen birinci olmadın mı? Bravo. Bravo kendi ya. Müthiştin. Vallahi müthiştin. Bravo. Müthiş. Bravo. Çok iyi. Çok bravo. Çok iyi. Çok, o ne biçim danstı ya? O ne biçim danstı? Şaka gibi öyle ya. Şaka gibiydi. O ne aynı biçim danstı? Aynı Mustafa Sandal'ın dansını yaptı. Evet, daha ne yapsın kız? Yani bu kadar ay, olabilir. Bravo. Makyaj falan da çok iyi olmuş değil mi? Her şey oturmuş. Şimdi ben beğendim ya. Şey ya bunlar ya, da erkek beğenir. Olsa bu bir... Ama ne şimdi görüyoruz, söylüyoruz. Mustafa Sandal'ı tanıyorsun değil mi? Tanımaz mıyım? Dedesi benim arkadaşım. Hüseyin İleri darbukasını açsın. Vallahi gülmeyin. Doğru. Onun kızı da beraber çalışırdı. Kimdi? Şimdi ayıp oldu. Hatırlayamıyorum ben. Erol. Eskili. Kızım bravo. Hakikaten sen bu yarışmanın başından beri elinden gelen çabayı sarf ettin. Çok asıl. Bir yerde sana Gülben Ergen'de çok muvaffak olduğun halde puan veremediğime hala üzülüyorum. Bugün şimdiden söyleyeyim. Şimdiden söylüyorum. Ya dört ya şey falan. Yok. Çok iyi bir puan var. Vereceğim. Bravo. Çok çalışmışsın. Uğraşmışsın. Bravo. Bravo. Hanım siz çok, bu konuda çok, iyi anlarsınız. Hani niye ben anlamıyor muyum? Anatomiyle ilgili hani siz anlamayabilirsiniz. Söyle canım neyi anlarım ben? Bak şimdi ayakkabı. Yüzü o kadar güzel ki erkek oluyor, kadın oluyor, o oluyor. Ay, hep güzel farkında yani mısın? Yani böyle o... 15 yaşında güzel bir erkek çocuğu. Hani yüz. Derya Hoca çok kızacak. Ay, hayır ben ama de aynı şimdi şeyi şöyle. Söyledim. Bir kere zaten yani burada benim için mühim olan ses değil. Ses incedir. Zaten senden ne ses çıkabilir ki maksimum? Aa. Ama dans... Tavırlar. Ne yaptın? Kavgada söylenemez ya. Niye? Bak, Mustafa Sandal anlamında. Mustafa Sandal. Herkesi kendi zannediyor. Hani, hayır, Mustafa Sandal olarak yani bir erkek sesi çıkarmak anlamında bir söylüyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ama, evet, buyurun, pardon, Aselam. Özür dilerim. Ben inanılmaz Robin Williams'a benzettim. Evet. Robin Williams'a mı? Robin Williams. I just wanna feel love. O da çıkar. Yok, beraber mi söyleyeceksiniz? Durun bir dakika, susun. Yani kendiden... Erol Bey devam ay, et. Ay ben söylüyorum, bir konuşayım. Konuşursun. Ay bir konuşamıyorum. Ay, sanki büyük bir Müdüre Hanım. Devam et şarkıyı bakayım. Hangi şarkı? Ben de bileyim şarkıyı. Aa ne bileyim. Bana soruyorsun Ahmet'in soyadını, hani, bilmem günün adı ne. Sen isimlerini bilmiyorsun, ben şarkıyı. Sen de şarkıyı bilmiyorsun. Sen şarkıyı bilmiyorsun. Ben nüfus memuru değilim. Hayır efendim. Ben hadi oradan. Ben şu kendi şarkılarımı söylerim. Şu kıza iki güzel bilemedi vereyim Allah aşkına. Hande Hanım buyurun, sizi dinliyorum. Ben iki erkekten izin alıyorum. Şunu dedim yani, sendeki ses ne kadar çıkabilir derken Mustafa Sandal'ı ne kadar çıkarabilir ki kendi? Sonuçta bir erkek sesi. Ama biz burada bir erkek gördük. Dans inanılmazdı. Çok güzeldi. Tebrik ediyorum kendimce. Ayol hala oynuyor. Hala oynuyor. Evet, bakar evet mısın? Mustafa Michael. Mustafa Michael modeli. Kızım edepsizliğin öbür yarışmalara kalsın. Burada çok muvaffak oldun. Bu bile beğendi seni. Erol Bey buyurun. Ben çok beğendim. Başta da söyledim. Şimdi. Müthiş bir danstı yani. Dansın çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Canlandırma, makyaj, tip, tarz her şey iyiydi. Çalıştınız mı beraber? Sesle ilgili? Hayır. Mustafa Sandal daha çocuk benim. Çocuğum yaşında o. Çok beğendim. Kızım çok iyiydin. Son değerlendirmeyi ben yapıyorum. Buyurun. Cehennem olup çekilebilirsin. Sana 12 vereceğim, söz veriyorum. Bravo. Alkışlar kendi için. Son yarışmacı. Evet, hadi şimdi... Ay Allah ya, bir giremedim. Sen dur. Yine büyük bir ustayı ağırlıyoruz. Okudun mu? Yo, ben öyle hissettim. Ha, okumuşsun. Orada önünde var galiba. Hep evet sevgili var izleyenler, şimdi... Emir kulusun sen. Oradan sana emredecekler ki sen söyleyebilesin. Dur, buradan gelmiyor şeyi. Neyin? Puh.
Buradan yetiştiremiyorum, affedersin, kusura bakma. Artık sinki şey olmuyor herhalde, yakına gelmeniz. Sen biraz evvelki lafı unutma. Onun acısını ben fena çıkaracağım senden. Allah'ım ben ne yaptım? Yine büyük bir ustayı ağırlıyoruz. Hande Hanım, sizin düğün ne zaman? Hani diyorum ki... Onu söylersen çok ayıp olur. Yani... Bence onu söyleme. İyi sanatçı arkadaşımız, neden böyle hareket ediyorsun? Aa. Kırıcı oluyorsun, samimi söylüyorum. Güzel, yadırgıyor. Lanam iyi konuşuyorum, yadırgıyor. Kötü konu, ne yapacağım ben? Ama yazık, o da bir insan sayılır doğru yani. Doğru Seyfi Bey, görüyorsunuz değil i̇nsan mi? Yani, sen hiç anlamışsın, neler yaptı bana. Senin. O suratının güzelliği yeter senin. Allah razı olsun, sizin yani güzelliğiniz. Kendine güvenmiş olsaydın zengin aileye gitmezsin. Ya belki gitmezsin. Söylemek istemiyorum ama hiç yani. Evet, ben farkındayım. Bir daha üstüne sefere... bir şey yaptırabildin mi? Fabrikalar hala kayınpeder gibi duruyor. Fabrika falan bir şey yaptırabildin mi? Yok, fabrika mi? Yok. Adama fare zehiri ver, gece iki hap. 26 günde naş. Çok teşekkür ederim bu tavsiyeler için. Ama biz gene de isterseniz şu an son... Gelecek ünlümüzü davet edelim. Bir usta gelecek. Kayahan gelecek. Karanfili kokladım senin için. Odam hasret kokuyor. Evet, Ümit Erdim'le beraberiz. Nasılsın Ümit'ciğim? Sağ ol, bir şey soracağım. Sor. Bütün gün bıyıklarının konuşuluyor olması nasıl bir duygu? Bıyıktan. Sıkıldın mı ya da sıkılıyor musun? Sıkılacağım. Değil mi? sıkılacağım. İçinden bir pişmanlık var ulan nereden? Var var, nereden girdik bıyık işine? Bir de daha uzayacak galiba. Bir de beni başka bir havaya sokuyor bıyık. Her güzel. An Kadir İnanır'a bağlamak üzereyim. İnanır yani. Mısın? Müthiş çekiniyorum şu an. Vallahi hemen vallahi bağlayabilirim. Yani. Soldan lain, titreme lain geldi diye. Bana. Murtik bir titreme geldi bana. Nasılsın? İyisin. İyi vallahi ya. Yani nasıl geçti provalar? Oturarak geçti aslında. Bu hafta evet, çünkü dinlenerek bir evet, prova. Evet, dinlenerek. Böyle bu harekete bayılıyorum diyorsun. Seviyorum ben. Kayahan'ın hepimizin kafasında o gitarlı fotoğrafı var biliyorsun. Ve hep bir yönden konuşuyor yönden, ya. Tek yönden. O yüzden ben oturdum provada böyle iki saat. Kalktım sonra. Dedim tamam hazırım. Budur. Tabii. Full konsantre. Çok fena. Yani rengimiz tutmuyor. Tınımız tutmuyor, tonlamamız tutmuyor. Büyük usta Kayahan. Büyük usta. Burada Ümit usta, Ümit olmuyor, usta olmuyor tabii. Oldu kadar artık bakalım. Karanfili kokladım senin için. Odam hasret kokuyor. İyi söylediğini düşünüyorum. Nasıl yapıyordu Erol? Ümit'ciğim kutluyorum seni. Kutluyorum seni. Çok güzel bir canlandırmaydı. Evet. O Kayahan'ın o tavrını tamamen oturtmuşsun. Hani sesi de benzettin. Güzel bir canlandırmaydı. Kayahan benim çok eski arkadaşımdır. Beraber 77'de çok çalışma fırsatımız oldu. Çok da kendine has hareketleri vardır gitarıyla falan. Onları falan çok güzel yaptın. Kutluyorum seni. İyi doğan sabaha. Böyle mi çalıştık ya iki saattir? Ne oldu bir unuttun hepsini? Onu bence boynuna dola baştan. Paylaştığı yerler var ama daha fazla içine. Yine paylaşıyor ama sonra gene içine. Çok keder dolu, duygu dolu duygu insanı. Şarkımız çal. Burada uyuyayım ben. Yaşa orada. Sana buraya yemek getirelim. Yemek ye burada. Yine sabah oluyor. Belki sen gelirsin diye. Işıkları söndürme diye. Sabaha ezimetim. Çok sağlıklı bir muhali vardı. Bir gitarı yeme noktasına gelmişiz galiba. Yani baktım bari olacak gibi değil. Olmuyor oradan gireyim. Kayahan gitarı öpüyor biliyorsun abi. Yani öyle bir arkadan durum var. İşte ben de yeni bir tarz getireyim. yiyerek. Yani yenilikçi bir yaklaşım. Şimdi son haftaya artık çok yaklaşıyoruz. Sen de hep ikinci olaraktan birinciliğini korudun diyelim yani. İkinci evet. Olaraktan birinciliğini korudun. Finale doğru yaklaşırken toplam puanda en üstte duruyorsun. Neler düşünüyorsun? Ya şöyle. Yani başından beri birinciyim ama inanın hiç takılmadım buna. Yani çünkü ne olursa olsun zaten hani şey değil ki ulan ben birinci olmazsam para çöpe gidecek falan gibi bir durum olmadığı için. Hani problem yok. Hiç ona takılmadım. Şimdi mesela geçen hafta
fark da kapandı. Bayağı yaklaştı. Cem yaklaştı galiba. Evet abi, problem yok. Bu değişebilir. Yaklaştı. Hani bu şeye yani 11. haftadayız galiba. 11'e kadar böyle gelmek bile benim için çok güzel bir şey. Tabii ki isterim kendi vakfıma göndermek o parayı. Hani hepimiz bunun için buradayız ama hani bu sıralamayı kaybedersem de bunun için ahlanıp vahlanacak bir durum da yok yani. Peki, güzel de bir şey ya. Böyle hani ben şimdi açık ara birinci olsaydım mesela daha keyifsiz bir hal olabilirdi abi. Şu an mesela ne güzel. Cem geçebilir, Uğur abi gelebilir arkadan, bir şey olabilir, Jerfi zıplayabilir filan. Okey yani, problem yok. Gayet güzel bence. İçimde hatıralar delik deşik, mektupları okudum seçip seçip, karanfili kokladım senin için, odam hasret kokuyor. Mehmetciğim gene geldik senin en sevdiğin bölüme. Bir kere yap şu büyüklüğünü ya. Bir kere dedik ki kardeşim seni azat ediyorum. Bugün seni idare edeceğim. Yerine ben buradayım. Yok mu? Bir kere yok mu? Bunu şu an düşünmeye başladım ama bu hafta değil ya. Düşün artık. Son hafta sizi başka yerden göndereceğim. Şuraya bir top koydurup içine. Metrobüsle geliyoruz biz makyajla değil mi? Belediye imkanları. Ne yapalım? Nasıl yapsak? Gidiyor muyum? Sana bol şans diyeyim ben. Ümidim. Sağ ol. Harbiden ve adamsın. Konulama asansörüne göndereyim her hafta olduğu gibi bu haftada. Adamın gönderenisin. En sevdiğimizsin. Adamın al yuvarısın. Adamın kordon bağısın. Adamın atomusun Murat. Sağ ol. Teşekkürler. Hepimiz. Sağ ol. Güle güle. Asansör evet patlayacak galiba. Öyle biz gidemiyorum yani. Harbiden gitmem mi lazım şu an? Ya Kayan oturacağız, bir şey yok yani. Sen öyle değil işte o. Öyle değil. Sana abi, hayat güzel. Abi, öyle abi, gidip böyle sahnenin önünden topuk tokuşturmakla olmuyor birader. Tamam mı? Yani içimde bir sıkıntı var işte. Şuraya gönderme beni yani. Bak git oraya. Bak başına ne güzel şeyler geldi. İyi günler. Güle güle. İyi günler. Arkamdan oynaşmayalım. Yok yok. Hiç durumum yok. Müsait değilim. Ümit Erdem'e güle güle dedik. Büyük Usta Kayağan'a hoş geldin diyoruz. Öpüştüm resimlerinde, şarkımız çaldı dinledim. Bütün gece bekledim, yine sabah oluyor. Belki sen gelirsin diye ışıkları söndürmedim. Yeni doğan sabaha resim etim olur. Hatıralar delik deşik, mektupları okudum seçip seçip, karanfili kokladım senin için, odam hasret kokuyor. Aynanın karşısına geçip geçip, kaderime ağladım içip içip, gönül sayfamda canım açık seçik, senin adın yazıyor. Resimlerinle şarkımız çaldı dinledim, bütün gece bekledim, yine sabah oluyor. İçimde hatıralar delik deşik, mektupları okudum seçip seçip, karanfili kokladım senin için, odam hasret kokuyor. Aynanın karşısına geçip geçip, kaderime ağladım içip içip, gönül sayfamda canım açık seçik, senin adın yazıyor. Çepiştiniz mi?
Ay bir şey anlat, bir şey söyle. Öpüştük. Ya almazsa kızım. Ay olur mu canım öyle şey? Ay benim bütün sevdiğim insanlar böyle kötü yola düştü. Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü. Eyvah, yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yani Hande Hanım sağ olsun bütün zehri attı az önce, kustu. Sizin gözünüzü para bürümüş. Yani beni öyle masadan destek alıp kalkma numarasıyla korkutamazsın Seyfi. Çak! Çak! Wow be. Vay be! Evet. Benim böyle yapmam yani lazımmış. 10 haftadır yahu. Dediğinizde yaptığınız hiçbir birbirini tutmuyor. Canım benim. Vallahi yine müzikten anlamamaya başladınız. İslam dininde de peygamberimizin şöyle bir sözü var. Hayvanlar da benim ümmetimdir der. Hayvanlara yapılan eza, cefa insana yapılmış kadar günah. Acı verir ve günahtır. Kendisi puan vermiyor ama bana verilen puanlara bile artık itiraz etmesi... Ömer'e bir şey diyemiyorum. Bu artık İzmir'i kaybetmiş kendine. Hayvanlar diye hepimiz hayvan seviyoruz. Efendim, bravo, bravo. Üstadım buyurun. Sayın üstadım buyurun. Bir usta diye anons ettin. Evet. Büyük usta diyecektin. Bunu senin tevellütün yetmez. Sorarsan anlatırlar. Benim... Afişlerimde büyük usta yazmadığı zaman ben telefon açarım. O afişler iner. Yoksa sahneye çıkmam. Bir de benim adım Kayhan değil, Kayahan. Heyecanla veriyorum. Memnun oldum. Sizin gibi heyecan. Bir ustanın yanında durmak tabii ki benim için gerçekten serginlik verici bir durum. Ne kadar mütevazisiniz. Bir de bugünlük öyle. Yoksa daha fena oluyor da bugünlük sizin yanınıza geldim diye çocuğu çok hırpalamak istemedim. Hırpala, elinden evet. Geldiğini yap. Ama duydum ondan galiba. Ondan buna istediğini yapabilirsin. Sağ olun, sağ olun. Evet Erol Bey siz de başlayalım. Kayhan Bey'e ne diyeceksiniz ben de merak ediyorum. Kayhan'ın bir altın kolyesi vardır. Hiç boynundan çıkarmadığı. Altın çok yükselince bozdurduk. Bozdurduk. Evet. Hani en yüksek değeri görünce eksik. Hemen yapıştırdık dedik paraya çevirelim. Düşünce yenisini alacağız. Bir o kolye eksik. Evet. Yoksa her şey tamam. Onun böyle duruşu, bakışı, başını hafif... Sesi de benzettin mi Erol abi? Ses de güzeldi. Ses de benzedi 4 puan. 4. Ses benzemeseydi 7'ydi. Vallahi kutluyorum sizi gerçekten. Güzeldi. Hakikaten iyiydi. Güzel bir canlandırmaydı. Ses de iyiydi. Tarzın, tipin... Her şey iyi olmuştu. Gitarı da öptüm bir ara değil mi? Evet. Tam Kayahan oldu vallahi. Kayahan'ın öpüşü Kayahan, gitarı öpmesi. Evet, Kayahan'ın öpüşü. Kayahan, Türk pop müziğine hakikaten unutulmaz şarkılar armağan etmiş bir şarkı yazarıdır. Bence solistliğinin daha önündedir şarkı yazarlığı. Çok büyük şarkıları vardır, muhteşem şarkıları vardır. Evet, bir Kayahan'a kesme, buradan bir alkış gönderelim mi? Bir gönderelim. Yok, bitti, bu kadar. Büyük ustaya, bir kocaman alkış gönderelim büyük ustaya. Evet Hande Hanım. Hakikaten Kayahan'ın en önemli şeyi inanılmaz. Ben de bu inanılmaz çok inanılmaz inanılmaz. Sinir oldum kendime. Olsun. Bir daha Kayahan. Hoş geldiniz. Kaldım şimdi. Nasıl ben başka yaptırsın? Bir şey düşünüyorum da o yüzden. Kızım bu işi aklımda yapmayın. Gidin şey. Becereceğiniz işler yapın. Bu yorumdur Bey. Seyfi bu bir Bey, iş değildir. Bu ne yorumdur. Aklında var acaba Hande Hanım? Aklımda başka bir şey vardı da o yüzden. Evlilik mi? Hayır evlilik değil. Başka bir şey. Kesin mi kız 8'i? Rezil olma etrafa. Böyle diye diye zaten evlendirmeyeceksiniz beni. Ben hemen yorum yapayım da. Buyurun. Anası babası var mı? Baktın mı? Kızım Amerika'dan geliyor. Tam bilmiyoruz nüfus geldiğine. Biliyorum bak. Aileyle tanışıldı. Hiçbir problem yok. Aile gördü seni beğendi mi? Beğendi. Yalnız Seyfi Bey Dallaslıymış çocuk. Ha. Ay ne uydurukçusu. Dallas'ı mı? Dallas'tan gelmiyor lan. Hayır canım ne Dallas'ı? Ficus Benjamin ha? Benjamin bilmem yok, herkes birbirine. Yok Dallas Malas değil yani. Şimdi uydurmayın hiç bu hiç öpüştünüz mü? Ay bir şey anlat, bir şey söyle. Öpüştük. Utanmıyorsun. Öpüştüm resimleriyle. Nikah şarkıya olmadan. Şarkıya da uydu. Canım artık nikah yapıyoruz, evleniyoruz, eşim ya olacak. Ya almazsa kızım. Ay olur mu canım öyle şey? Ay benim bütün sevdiğim insanlar böyle kötü yola düştü. Ben hemen yorumumu yapayım o zaman. Kafam karışık da. Yok çay demleyecektik. Vallahi biraz erkeklere torpil geçiliyor dediğim buydu. Uğraşılmış. Bak yüze gölgeler yapılmış.
benim Pelin'ime. Ama bunu, bu açığı, hiçbir şey yok. Bu açığı 4 puan vererek falan kapatıyoruz herhalde. Saçlar öyle mi oluyor? Bile kahverengi. Senin yüzünde böyle özel gölgelendirmeler. Saçta aynı form verilmiş. Hani gitar, prodüksiyon sağlam. Burada bir haksızlık görüyorum ya ben. Ya millet Anadolu Ateşi gibi danslar etti burada. Bir gün gıgıvız çıkmadı. Nasıl prodüksiyon? İki tane gitar, bir sandalye koyduk. Onun kabahat oldu. Olsun. Bu da bir prodüksiyon. Çok şeker bu ya. Ümit, bravo sana. Bravo. Hayırdır ya? Yok. Abi millet sıra gecesi yapıyor burada. Söylüyorsun. Sıra gecesi kınalar düğünler oldu. Enstrümanları eksik söylüyorsun. Bir de davul vardı. Ya rica edeceğim yani. Bazı insanlar burada enstrümansız çıkıyor. Can Hıraş makyajsız idare ediyor. Siz böyle bir ben ekstra inanamıyorum ilgi görüyorsunuz şu an. 10 hafta bilmiyorum. Nasıl çöpe atılıyor inanamıyorum ya. Bir tane ilk defa şeyle çıkıyorum ya. Bana bak. Bir de orgun klavyem vardı Ümit Besen'de. Bu niye battı bu kadar? Hayırdır? Bu arada Ümit bayağı bir fark kapandı. Hayırdır? Hayırdır? Sana niye battı bu kadar aksesuarlar? Açık ara önde gidiyordu. He? Ümit tamam bir kere. Çok hoşuna gitti. Fark kapanınca senin bir hoşuna gitti. Favorin kim? Favorin kim? Favorin. Açıl bana anlat. Ben sonra söyleyeceğim favorimi sana. Hayırdır niye bu kadar? Bayağı bir farkla gidiyordun. Şimdi ara kapandı. Ya bütün 10 haftanın zehrini kustu ya. Bütün bana ne bakma, varsa. Bana bak. Ümit hakikaten ara kapanıyor ama sen bundan hiç ara şikayetçi değilmişsin. Değil mi öyle bir şey? Değilim tabii abi. Yani şöyle bir durum var. Yani tamam burada çok güzel şeyler yapıyoruz hepimiz de hani ben birinci olmazsam işte bu para yanacak kesin birinci olmam lazım diye bir şey yok abi. O kadar güzel yerlere gidiyor para ki. Para doğru bir yere gidecek. Erol abi Allah'tan kutluyor sürekli de oradan yırtıyoruz. Yani Hande Hanım sağ olsun bütün zehri attı az önce kustu. Sizin gözünüzü para bürümüş. Yani Allah'tan bir kutlama aldık da yani. Seni seni. Ümit. Ben seni göğsümde yumuşatayım da. Ne oldu? Ne oldu? Beni öyle korkutamazsın. Ya demek. Demek. Beni korkutamazsın. Beni öyle masadan destek alıp kalkma numarasıyla korkutamazsın Seyfi. Ben size bir şey demek istemedim. Çak! Wow be. Vay be evet. Benim böyle yapmam yani lazımmış 10 haftadır yahu. Wow. Seyfi Bey. Deli deliyi görünce. Askılarımı erotik bölgelerime vurdukça bir anda size yakınlaşasım geldi. En erotik bölgen orası mı? Evet. Sizce... Onlar iftar galiba. Yeterince değil mi? Evet. Ama çok bunu kayan ya. Haliyle evet. Yapıyor sen olması da... Sen stand-up yap. Nereye doğru? Herhangi bir yere doğru. Seyfi'ye doğru yapıyorum da. İşini yap demedi, stand-up abi. Yap dedi. Nereye doğru diyor. Develiğin lüzumu yok. Bakmayın, jüriden birinden kutlama aldım. Bırakın da biraz sohbet edeyim. Evet. Sizin gibi sırtını dönmedi 10 hafta sonra. Kusura bakmayın, o kadar şeyimiz olsun ya. Ben mi sırtım o ne hale geldi, nasıl bir yarışmadır bu? Gerçekten. Ben anlamadım. Sizin... Kalk, beraber bir şey yapın, kalk. Bugün çok güldüm. Bir şey yapın. Bir şey yapın. Ankara, güzel ses. Ankara koşması karşılığı. Vallahi Erol'cum bir şey yapalım, ben Seyfi öyle istedi diye. Ankara koşması karşılığı. Deve sana ***lik de yakışmıyor. Işıkları alalım. Hadi ne yapacaksınız? Ümit 8. haftada, 8. haftada birinci olmuştu biliyorsunuz Soner Sarıkabadayı'yla. Evet. Ve Altı Nokta Körler Vakfı'na tabii ki kazandığı ödülü götürdü, teslim etti. Onlar da bize bir plaket gönderdi. Evet. Ümit Erdim'e ve buradaki herkese teşekkür ediyorlar bu güzel yardım için. Biz de onlara çok teşekkür ediyoruz Ümit'ciğim. Teşekkür sana vermiş olalım. Jüri başkanı? Başkan doğru ben. Doğru mu? Başkan başkanlık ben. Devam ediyor galiba. Bir gün o devrilecek herhalde başkanlık. Bu sekreter o... Buyurun. Ceribaşı. Peki ödülü evet başkanımıza verelim ki lazım olur. Çünkü biliyorsunuz bütün hepsini... Yani böyle konularda hassas. O hassas yüzden, tabii. Evet. Hassas. Yani logoyu ters tutmazsak iyi olur. Kağıtları ters tutuyoruz sürekli Seyfi Bey. Ve artık ben de bu ödülle vakfının kapısına kadar gelmiş bulunuyorum. 8 haftadır beklenen ödül artık benimdir. Buyurun huzurlarınızda Altı Nokta Körler Vakfı'ndayız. Nasılsınız? Selahattin Bey mi? Nasılsınız efendim? Merhaba. Saygılar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Böyle güzel bir olay bize çok... Tabii. İkinci gelişimde inşallah çok daha... Çok büyük para gelecek evet, değil mi? Öyle hedefliyorum yani.
şey çünkü performans toplam puanı. Öndeyim abi. Oraya bir şey o da çok önemli. İnşallah öyle umuyorum. Öndeyim şu anda. Biraz fark kapandı. Takip ediyoruz efendim. Yakından takip ediyoruz. Ben ilkokuldaydım. O zaman öğrendim. Kafama kazınan ilk dernek vakıf budur yani. O yüzden kafamda hep o isim var. Burada öğrencilere 5,5 ay yatılı kalıyorlar. Türkiye'nin her yerinden gelebiliyorlar. 15 ile 30 yaş arası öğrenciler. Ücretsiz rehabilitasyon eğitimi veriyoruz. Temel verimiz 2 ders öğretiyoruz. Braille alfabe, abaküs, kişisel idare gibi. Sizin bu güzel ödülünüz dedi. Biz bu çalışmalarımızda çok önemli bir katkı olacak. İnşallah büyük ödülünüz de gelecek. İnşallah. Yani çalışmalarım o yönde. Bu vesileyle ben Endopol Türkiye temsilciliğinde Star TV'ye ve de size Ümit Erdem'e çok teşekkür ederim. Ben bir şey yapmam vesile oldum sadece. Teşekkür ederim. Ne güzel böyle bir mutluluğu da bir kutluyorum sizi bu güzel amaç uğruna yapılan çalışmalarınız için. Ben teşekkür ederim. Tamam mı? Güzel durdu. Bak çay bardağının yanında müthiş oldu. Bu arada bizim de size bir vakıf olarak tabii ödülümüz var. Öyle mi? Ama çok heyecanlandım. Bunu size takdim etmekten mutluyum diyoruz. Bak bak. Bak. İyice bak. Çok teşekkür ederim. Ödülle geldim, ödülle çıkıyorum. Erol Bey, Kayahan'ı çok uzun yıllardır tanıyorsunuz. Çok da güzel besteleri var. Çok. Mesela en çok hangi bestesini seversiniz? Sana ben ne? En çok Esmer Günleri severim. Çok şimdi onu şarkı söyler misiniz beraber? Hayır. Onu yemin ettim de güzeldir ama Esmer Günleri çok severim. Esmer Günler en güzeldir. Güzel değil mi? Aa, çok. Evet hakikaten. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç. Yapmazdın. O zaman Erol şöyle olsun. Ben yapalım. Kötü söyledim bu akşam şarkıyı. Beceremedim çok. Becerdiğimi düşünmüyorum. Hayır. Erol abi bize yardımcı olur mu? Benim açımı olur. Kapatır mısınız? Jüri de benim hakkımda iyi düşünen biri olarak şarkıyı söyler misiniz? Kapatır. Ne olur çok istiyorum. Beni kurtarın Erol abi. Erol abi beni kurtarın. Söylemez miyim? Söylerim. Çok tabii. Sağ olun. Teşekkür ama ederim. Ama ben Hande Hanım da alsak diyorum ya. Hande Hanım sizin de... Erol Bey arzu ederlerse. Alırız. İstiyorsanız buyurun siz. Tabii. O önce zaman Erol ben gideyim. Hande biz... Hanım'ın benimle sıkıntısı var bugün. Ben gideyim de. Sahneye at çıksın. Alkışlar Ümit Erdem için. Atilla Bey. Evet. Peki. Ne Erol yapıyoruz? Önce sizi alalım. Tamam. Buna Erol Bey alkışlar Erol Evgin için. Bu şarkıya Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun dizeleri yakışır diye düşünüyorum. Yalnızlığın kadarsın. Yalnızlığın mis kokmalı. Yalnızlık dediğin büyük bir zindan. Dünyanın en kalabalık zindanı. Dinden imandan çıkarır. Ama öyle bir adam eder ki insanı. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç. Yapmazdın. Aylar geçti. Ayrılık, sen delisin. Sen beni bırakıp öyle gitmezdin hiç. Yapmazdın. Aylar geçti, ayrılık, sen delisin. Yapma, yapma. Sen de mi aklıma sığmıyor, sen de mi, sen misin her şeyi silmekten bahseden, böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana esmer günler düştü. Eyvah, yine bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana sensiz günler düştü. Yapma, yapma. Hande benle birlikte söylüyor şarkıyı. Hadi gel beraber söyleyelim. Gel gel canım gel. Sen beni bırakıp böyle gitmezsin hiç. Yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık, sen delisin.
bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Aylar geçti ayrılık, sen delisin. Yapma, yapma. Sen de mi aklıma sığmıyor, sen de mi sensin her şeyi silmekten bahseden? Böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana hüsran, günler düştü elma. Yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana sensiz günler düştü. Yapma, yapma. Sen de mi aklıma sığmıyor, sen de mi? Sensin her şeyi silmekten bahseden. Böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü. Eyvah! Yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana sensiz günler düştü. Eyvah! Yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü. Ben de dinliyordum. Gel aramıza, aramıza gel. Atilla Bey'e bir alkış. Atilla Müslümanoğlu. Atilla Müslümanoğlu. Zorla olmuyor bu. Zorla olmuyor. Canım, teşekkür ederim. Atilla Özdemiroğlu. Hande Ateyzi. Erol Evgin. Kaya Hanım. Ay heyecan yaptım. Çok güzel söyledim. Kaya Hanım. En kolay söylenen şarkısıdır bu. Ay heyecan yaptım ben orada, şarkı söylemek ne ama kadar zor. Ama çok var sizin. Devamlı ne oluyor tabii olacak. Şimdi Seyfi Bey'le bir düet yapacağız. Gerçekten. Tabii. Katil ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Evet, evet, oylamaya geldi hakikaten. Sıra galiba. Bayağı güzel. Çabuk geçti. Evet, 8 yarışmacımızın performanslarını hep birlikte izledik. Şimdi tabii ki üyelerimiz tabii ki puanlarını verecekler. Onlar puanlarını verirken biz de her hafta olduğu gibi ne diyoruz? 8 ünlümüzün performanslarını tekrar hatırlayalım diyoruz. Thank you.
düştüm resimlerinde. Şarkımız çaldı dinledim, bütün gece bekledim. Yine sabah oluyor, belki sen gelirsin diye ışıkları söndürmedim. Yeni doğan sabaha resim etim oluyor. İçimde hatıralar delik deşik, mektupları okudum seçip seçip. Karanfili kokladım senin için, odam hasret kokuyor. Evet, bizler 8 ünlümüzün performanslarını izlerken jürimiz de puanlamasını tamamladı. Şimdi onlardan puanları alacağız. Bu hafta gene çok zor bir puanlama olacağı benziyor. Ben Hande Hanım'la başlamak istiyorum bugün. Hande Hanım, siz de başlayalım puanlamaya. Ve en düşük puanınız acaba hangi ünlümüze gidiyor? Geçen hafta Cem'e 12 vermiştim. Bu hafta maalesef 4 veriyorum. 4 Cem puanım Cem'e gidiyor. 4 puan alıyor ve öylece bakıyor. 12-4. En kötü ben miydim ya bu gece? Vay arkadaş. Emrah performansıyla 4 puan 12-4 alıyor. 12-4 tane eder Cem. 16 etti. Ortalaması 8 fena ya. Değil. 8 hiç fena değil. Fena değil yani. Erol abi Pollyanna gibisiniz. 5 puanım. Evet, 5 puan. 5 puanım. Belkıs Akkale Asena'ya gidiyor. Yani Asena Belkıs Akkale'yle. Sıralama yapmak durumundayız. O kadar iltifat 5 puan. Ama şimdi iltifat ama ben... Dediğinizde yaptığınız hiç birbirini tutmuyor. Canım benim 8 tane performansa kalk, göre kalk, değerlendiriyoruz. Kalk gidiyoruz. İltifat başka, puan başka ya. 6 puanım. Evet. Maalesef Uğur'un şanssızlığı Michel Telo muydu neydi? Telo muydu? Michel Telo. Telo'nun çıkması oldu. Yani onun için seni bir altılara koydum. Michel Telo'yla Uğur Aslan 6 puan. 7 puanım Pelin'e gidiyor. 7 puan Pelin'e gidiyor. Yonca Mik'le. 8 puanım Ömür'e Nilkara İbrahim. Ömür Nilkara İbrahim'le 8 puan. Ümit'in canlandırmasında çok güzel nüanslar yakalamış Ümit. O gitarı öpmesi, üstten bakışlar, o boynunu hani içeriye çekerek konuşma falan aynı Kayağan gibiydi ve ben çok beğendim. 9 puan Ümit'e gidiyor. Ümit'e 9 puan Kayağan performansıyla. İşte bu profesyonelliktir. Oradaki atışmalar falan. Bu aramızdaki buzları eritmek için atılan bir adımdır. Canım benim. Tebrik ediyorum. 9 rakamının benim için çok anlamı vardır. Bunu da tutturdunuz. Kutluyorum sizi. Çok güzel bir canlandırmayı. 10 puanım Bay J'ye gidiyor Levent Yüksel. Bay J 10 puan alıyor Levent Yüksel'le. Ve 12 puanım da Kendi'ye gidiyor. Helal olsun Mustafa Sandal. Ve Kendi 12 tam puan alıyor Mustafa Sandal'la. Evet, 12 tam puanı Kendi aldı. O da şok içerisinde şu an. İnanılmaz bir gösteri. Evet. Güzeldi hakikaten. Şimdi de sırada Sayın Erol Evgin var ve Erol Bey sizden evet. Alacağız puanları. Ben yine herkesi çok beğendim. Çok beğendiniz. Fakat sonra sıralamak zorunda kalıyorum. Kendime göre bir sıralama yaptım. Puanları söylemeyeyim. Cem Kılıç diye başlayayım. Emrah. Cem Kılıç. Puan söylemiyorum. 4 puan alıyor. Ama acıların çocuğu uygun evet, gidiyor. Evet ama acılara bağladı direkt şu an. Şarkı da çok Emrah güzeldi. Emrah'a 4 puan. Emrah'ın... Ne güzel söyledik ya. Salon koştu koştu. Vallahi yine müzikten anlamamaya başladınız. Güzeldi şarkı ama işte. Yani etkisi uzun sürmedi bizde. Kısa evet. Sürdü ya evet ben kısa de. Etkisi ben çok... de bir anda geçti gitti etkisi yani. Etkisi çok uzun sürmedi. Bir garip ya. Pelin diyorum Yonca Mik. Pelin Yonca Mik'le 5 puan. Uğur Aslan, Michel Telo 6 puan. Uğur Aslan 6 puan Michel Telo'yla. Ümit Kayahan. Ümit Kayahan'la 7 puan alıyor. Evet. Ömür Nil'le 8 puan. Ömür Gedik, Nil Karayılay. Vallahi teşekkür ediyorum. Nil'le... Ben 4 puan bekliyordum. Olur böyle ispiyoncunun hakikaten olur çok utandım hayat. Kendimden sonra. Yok bugün kızlar günü ya. Ne kadar bugün kızlar büyük günü, bir insan. Kızlar ama rica ederim. Vallahi ben 4 bekliyordum. Canım, 8 ama güzeldi, puan. Çok iyiydi yani. Teşekkür ederim. Ben çok iyiydi. Ben bir ara Nil iniyor zannettim merdivenlerden. Bay J 9 puan. Levent. Bay J, Levent Yüksel'le 9 puan. Çok iyiydi. Asena'ya 10 puan verdim.
Asena, Belkıs Akkaleli 10 puan. Ve Kendi. Müthiş bir Mustafa Sandal'dı. Kutluyorum kendisini. Kendi Mustafa Sandal'la 12 puan alıyor. Ve puanını 24'e çıkarıyor. Sırada jüri başkanımız var. Sayın Seyfi Dursunoğlu'na bağlanacağız. Teşekkür ederim. Gönülden şimdi bağlanıyorum. Sevgi ayrı şey. Beceriyi görüp değerlendirmek ayrı şey. Ben Asena'yı çok severim biliyorsunuz. Evet. Sakın. Ama sakın. Asena 4. Asena 4. Pelin 5. Pelin 5 puan aldı. Ömür 6. Kızlar. Ömür Gedik 6 puan alıyor. Ama Cem 7. Cem Kılıç 7 puan Emrah'la. Uğur 8. Uğur Aslan Michel Telo ile 8 puan alıyor. Ümit 9. Ümit Erdim Kayahan'la 9 puan. Ve Bay C 10. Bay C 10 puan alıyor. Kendi 12. Güzel. Ve bir tarih yazılıyor bugün. Bir tarih yazılıyor bugün. Tarih yazılıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika. Hata yapmışım. Hata yapmışım. Kendi 4, Asena 12. Bir kere söylenince değişmiyormuş. O zaman zıplama beygir gibi. Evet, Kendi herhalde ilk defa 11 haftanın sonunda 3 tane jüriden de 12 tam puan aldın. Şu an dağıldı, dağıldı. Vallahi ağlıyor. Boş ver hazırlasın, boş ver. Biz bir an eve gidelim. Evet, jürimizin puanlarını aldık. Jürimizin puanlarına göre Kendi 36 puanda en üstte duruyor. Hemen arkasında Bay J 29, Ümit Erdim 25, Ömür Gedik 22, Uğur Aslan 20, Asena 19, Pelin Öztekin 17 ve Cem Kılıç bu hafta 15 puanda kaldı. Ve tabii ki şimdi sıra geldi ünlülerimizin puanlarına. Ve ilk puanı vermesi için Pelin'e dönüyorum. Pelin 5 puanını acaba hangi arkadaşına, hangi performansa vereceksin? Ben aslında ilk başta puanımı vermeden önce Ömür de yanındayken ve ben de Yonca Evcimik olmuşken 5199 no'lu kanun için biz başbakana gitmiştik. Evet. Hayvanları koruma ve işte onlara karşı yapılan suçların gerçekten cezası verilsin diye. Biz o kanunun artık onaylanmasını bekliyoruz ve bir alkış alabilir miyiz Yonca'ya? Teşekkür ederim. Yani bunu Ömür'le ikimiz birlikte yaptık ve biz artık onu bekliyoruz. Ömür de herhalde bu konuyla ilgili bir şey söyleyecektir. Yani hayvana işkence şu anda Kabahatler Kanunu'nda sadece para cezasıyla cezalandırılıyor ama onun gerçekten ceza kanununa girmesini istiyoruz. Bu konuda sözü almıştık zaten Dolmabahçe'de, Yonca'da vardı bir kalabalık bir toplulukla. Bunun bir an önce yasa olarak geçmesini ve hayvan haklarının artık Türkiye'de çok daha yerinde olmasını istiyoruz. Evet. Artık hayvan haklarının da hukuka girmesi gerektiğini söylüyoruz. Hani hep şu oluyor, bir kötü bir görüntü gördüğümüzde Allah cezalarını versin diyoruz. Artık hukuk cezalarını versin ki, Allah cezalarını verir ama önce bir hukuk cezalarını versin, versin ki caydırıcı evet. olsun diyelim. Bir şey söylemek buyurun istiyorum. Buyurun Erol Bey. Mübarek Ramazan'ın son günlerindeyiz. İslam dininde de Peygamberimizin şöyle bir sözü var. Hayvanlar da benim ümmetimdir der. Evet. Yani hayvanlara yapılan eza, cefa insana yapılmış kadar günah. Acı verir ve günahtır. Canlı işte, o da canlı yani. Evet. Evet. Hanımefendi. Evet, puanımı da verebilirim. Peki, birinci puanın? Ömür'e veriyorum. Ama bakın bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şu ana kadar konuşman çok güzel. Ama Ömür'e i̇kiniz, vermem dediniz ikiniz zaten. Beraber bunu gitmişsiniz, müracaat etmişsiniz. O da güzel. Ama burada başka bir şey yok. Ama yaratıyor. Ömür'e vermem dedin. Ben Nilkara İbrahimgil'in hastasıyımdır. Çok hayranıyımdır. Canım hasta olabilirse. Ama biz bunu yapma, bu karışmıyoruz. Güzel değil. Siz hayır. Bana hep 4-5 al sevgilim, kendisi bir şey demiyoruz. Aynı şeyi Kendi de söylüyordu bir zamanlar. Ama bugün Kendi çok iyiydi. Ona 12 numara verdim. Yani ikiniz de hayvan haklarını koruyorsunuz yok, diye. Yok o yüzden verdim. Ama olmaz ki. bu gösteri içinde, bu performanslar içinde... çok iyi olacak, 5 numarayı verecek kadar çok iyi değildi Ömür. Ama bir şey diyeceğim, hepimiz mi Kendi'ye verelim, bunu mu istiyorsunuz? Hepiniz Kendi'ye verin değil, hepiniz iyi olana verin. Yani ikiniz de hayvan haklarını savunuyorsunuz diye birbirinize ama puan verirseniz ama bu güzel olmaz. Ama öyle olduğunu söylemiyorum ki zaten, benim zaten bugün beğendiğim Kendi, Ömür ve Levent Yüksel'di. Çok benzedin diye bence. Evet, ay güzel.
Neticede... Ama ben 5 puanla Ömür'e vermek Pelin, istiyorum. Pelin 5 puanla tamam, Ömür Gedi'ye veriyor ve Ömür Gedik 27 puana çıkıyor. Bir şey diyeceğim ya. Nil Kara İbrahim. Hani kendisi puan vermiyor ama bana verilen puanlara bile artık itiraz etmesi... Kızım sen, sana puan verildiği için itiraz etmiyorum. Tamam peki. Olayı olduğundan... Başka yöne çekmeyin. Ama söyledi, onun için vermiyor. Ama ne için veriyorum dedi. Onun için vermiyor ama burada bu kadar güzel beceriler varken. Şimdi yani Ömür benim düşmanım değil. Biraz evvel de gittim. Bana göre yanlış yapılıyor. Olay sapıyor gibi geliyor bana. Evet. Arkadaşlar jestler yaparak birbirlerine puanlar veriyorlar. Oysa biz burada canlandırmayı, makyajı, sesi, şarkıyı, bilmem neyi hepsini değerlendirmeye çalışarak puan veriyoruz. Arkadaşlarımız biraz jest yaparak puan veriyorlar zaman zaman. İşte o sizi biraz rahatsız etti galiba değil mi? Evet. Normalde biz öyle davransak yani hep iyilere versek zaten bu yarışmanın 3 tane birincisi var. Uğur Aslan, Ümit Erdim, Cem Kılıç ve Bay J arasında gidiyor. Yani sen sonuçta zaten en iyi onlar hayır. Yani anlatabiliyor musun? Yani niye öyle söylüyorsun kızım? Her gün sen en birinci olmadın mı? En iyisine verirsek en iyisi hep ya Ümit oluyor. Hayır ya, niye? Ya sen en iyisi olmadın yani. Mı? Sen de birinci yani olmadın. Sen birinci olmadın. Kendi de oldu. Cem olmadı. Ömür de oldu. Yaptı ama biz birbirimize jestlerimiz olmasa hiçbirimiz birinci olamayız. Yani ben mesela birinci oldum Ataşehir'den Ferhat'tan sizden 8 puan aldım Seyfi Bey. Yani o zaman şimdi, sizin için de en iyisi peki devam edelim. Yalnız bu tespiti yapmış bulundu. Evet. Arkadaşlar bazen öyle bir tespiti jestlerle var. Jestlerle puan verebiliyorlar. Jestlerle puan verdiğinizi söylüyor ama tabii ki sizin yarıyoruz. Özgür iradeniz. Evet, o aslında daha sempatik oluyor yani. Onlar da öyle olabilir. Puanlama yapsınlar. İyi tamam. Evet özgür irademizle puanlarımızı vermeye devam ediyoruz. Sırada Uğur Aslan var. Acaba jüride etkilenecek mi yoksa... Her şeyden önce kendiyi tebrik ediyorum, alkışlıyorum kendiyi, yürekten alkışlıyorum. O dans müthiş bir danstı yani. Evet. Müthiş bir danstı. Müthiş bir Mustafa Sandal'dı yani. Burada Mustafa Sandal dans etti. Evet. Belki de Mustafa Sandal'dan da iyi dans etti. Onu tebrik ediyorum. Helal hoş olsun. Geçen haftaki Mustafa Keser performansıma binaen canlı sazlarla şarkı ya da türkü söylemek inanılmaz zor bir şey gerçekten. Geçen hafta ben bunu yaşadım. O nedenle... Bugünkü canlı sazlarla performansını Asena'nın çok beğendim. Asena'ya 5 puan veriyorum. Evet, Uğur Aslan 5 puanını Asena'ya veriyor. Asena 24 puana çıktı. Şimdi sırada Ömür Gedik var. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ben genelde puanlarımı verirken sevdiğim sanatçıları daha fazla kayırmaya çalışıyorum. Yani burada gördüğüm performans bana daha yakın geliyorsa ne kadar... jüriye göre az benzetmiş de olsa, bir takım eksikleri de olsa ona daha çok sıcak yaklaşıyorum. Evet. Mesela bugün hak eden kendi çok güzel dans etti ve çok güzel bir performans yaptı. Zaten muhtemelen birinci olacak jürinin puanları ve benden sonra verecek arkadaşlar da. Ama benim gözüm, yani kusura bakmayın ama hayvan haklarına karşı yaptığı mücadeleden dolayı Yonca Evcimik'ten başkasını görmedi bu akşam. Ve ben Pelin'e vermek istiyorum 5 puanımı ama bu lütfen yanlış anlaşılmasın. Burada Yonca'yı gördüm. Yonca'yı görmek beni çok mutlu etti. Yaptıkları aklıma geldi ve ortak bir şeyler yapmaya çalıştık. Hayvan hakları için Yonca'nın yaptıkları çok ön planda benim için. Gözüm hakikaten Yonca'yı gördü. Pelin'e de çok tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum kendisine. Ve 5 puanımı Pelin'e veriyorum ama kendiyi de almak istiyorum tabii ki. Pelin Öztekin 5 puanı alıyor Ömür Gedik'ten. Ve sırada Cem Kılıç var. Ben de Mustafa Sandal'dan yana kullanıyorum puanımı. Çok iyi dans etti gerçekten. Ve Cem Kılıç 5 puanını kendiye veriyor. Sırada Asena var. Ben de Mustafa Sandal'a veriyorum. Asena 5 puanını kendiye veriyor. Şüphesiz kendi. Bay J 5 puanını kendiye veriyor. Herhalde rekor puan olacak bugün. Sırada kendi var. Ya yani konuşamayacağım ki ben. Yani başka bir durum var. O da var. Hayırlısı. Konuşursan sevinirim. Evet konuşmam lazım. Ya bir kere çok teşekkür ediyorum. Ve ben dün gece şöyle bir ufak bir nüans var. Bütün gece sabaha kadar uyuyamamıştım. Ben nasıl erkek olacağım, ben nasıl dans edeceğim, benim sesim nasıl benzeyecek falan. Yani içeriye girdiğim andan itibaren herkes sana ne oldu falan dedim ki çok stres altındaydım ve uyuyamadım. Sen ama... gene iyi, ben mahzun oldum be mahzun. Sen gene iyi, ne kıyılın vardı ne sakalın. Onları çıkarana kadar bir hafta uğraştım biliyor musun? O sakalları yolana şimdi kadar. Şimdi Seyfi abi geberteceksiniz yalnız, öyle bir bakışı var ki ona. Yo çok üzüldüm, çok rahatsız oldum söyleyeyim. Bak herkes... kendiye veriyor. Hayvanı sevdiği için, sevmediği için değil.
çok yadırgadım ikinizi çocuklar. Hepinizden çok hayvanları ben severim. Ya bunun hayvanla mı? Ya alakası yoksa... Yani başka bir yere gittik onu. Siz jüri olarak tabii ki öyle değerlendiriyorsunuz. Tamam da. Biz içimizde başka bir dinamikle yapıyoruz bu işi. İyi. Ve ben hakikaten Yonca'ya vermek istedim. Kendini birinci olacağı o kadar belli ki zaten. Yani hepimiz kendiye versek ne olur? İki kişi sempati burada bir hayvan hakları ile ilgili bir konu gündeme getirmemizin ne sakıncası var ben anlayamadım doğrusu. Pelin seni hiç kabul edemiyorum. Seni çok daha dürüst, çok daha... Saratçı görmek isterdim. Yani. Ömür'e bir şey diyemiyorum. Bu artık itibarını kaybetmiş kendini hayvanlar diye. Hepimiz hayvan seviyoruz. Hiçbirimiz tutup da bir hayvanı ezemeyiz. Aha. Medeni insanız. Her neyse kaç kişi kaldıysa. Peki. Kendi evet. Hadi. En son kendi puanını verecekti. Orada kaldık. Ya gerçekten bu tartışmanın üzerine çok fazla gelmek üzerine gelmiş olacak. Ama ben biliyorsunuz Bandıra Bandıra şarkısını yazan bir kişilik olarak Yonca'yı çok severim. Geçmişte bir tanışmışlığımız var. Bunun dışında dans ederek şarkı söylemek beni çok zorluyor aslında. Haftalardır da bunun için uğraşıyorum, çaba sarf ediyorum. Ben hem dans ederek güzel şarkı söylediği için hem de benim şarkımı söylediği için aslında Yonca'ya veriyorum puanımı. Ve 5 puanını kendi Yonca Mik'le Pelin Öztekin'e verdi. Sırada büyük usta, büyük üstad, en büyüğünden bir ya, büyük. Zaten sonuçla ilgili benim bir etkim olmayacağına göre dolayısıyla ben en beğendiğim performansa puan vermek istiyorum. Yani Levent Yüksel'dir benim için. Bay J'ye veriyor 5 puanını Ümit Erdim. Ve tabii ki alkışlar kendiye gecenin birincisi oluyor. 51 puanla rekor bir puan. 34 puanla Bay J ikinci. Ömür Gedik 27, Pelin Öztekin 27, Ümit Erdim 25, Asena 24, Uğur Aslan 20. Cem Kılıç 15 puanda. Ve dilim alkışlarla... Dilim varmadı seni orada söylemeye. Alkışlarla kendi yanımıza alıyoruz. Yaramaz çocuğa döndü ya. Ben titriyorum yani ben değilim şu an. Kendi bu senin ikinci birinciliğin. Evet. Hiç ummadık bir şey gibi geldi sana. Ajda Pekkan'dan Mustafa Sandal'a. Değil mi? Değil mi? Ve en korktuğum performans gecelerde diyorum ki ben sonuncu olacağım ve çok kötü rezil olarak sonuncu olacağım diye o kadar çok korkarken terbiyesiz. Ama bir kendini yani bırakmış bu korkudan sanki de böyle bir... Yani inanılmaz dans ettin ya yani hakikaten. Ya ben de dün artık internette beni rezil edecekler. Çok kötü bir erkek oldun sen. Çok yeteneksizsin falan diye. Ben bütün gece uyuyamadım. Kendicim orada da bir hayli konuştun. Hadi al teşekkür et. Alayım evet. Peki 10 bin lirayı veriyorum. Hangi vakıf için alıyorsun? Çocuklar Gülsün Diye Derneği. Çocuklar Gülsün Diye Derneği. 10 bin lirasını kendi alıyor ve oraya teslim edecek. Tabii ki her zaman olduğu gibi biz de ne yapıyoruz? Ünlü dönergecine geçmek için tüm ünlülerimizi buraya davet ediyoruz alkışlarınızla.
Evet, ünlü dönergecinin önüne geldik ama her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Önce toplam puanlara bakacağız. 100 bin lira değerindeki toplam puan acaba nasıl gidiyor? İşte toplam puanlarımız gelsin. Birinci sırada yine her zaman olduğu gibi Ümit Erdim var. 345 puanla. Ve onu hemen yakalamış durumda diyebiliriz. Arkasında Uğur Aslan 335 puanda. Bay J 332, Cem Kılıç 332. Yani buradan şöyle bakınca Asena'da 297. Aslında 5 kişi 6 kişi ciddi bir çekişme var. Son 2 haftaya girdiğimizde acaba 100 bin lira değerindeki ödülü hangi yarışmacımız vakfı için kazanacak? Kendi 275, Ömür Gödük 270, Pelin Öztekin 265 puanda. 67. 67 puanda. Bakalım acaba Ümit Erdin mi, Uğur Aslan mı, Bay J mi, Cem Kılıç mı, hangisi olacak? Bay J, sen kendini şanslı görüyor musun burada? Sen ne oldun ya? Jüriden mi etkilendin? Ben Bay J miyim ya? Sen niye Pelin'den 2 puan kesiyorsun ya? Murat Bey. Bay J nerede ya? Bay J burada, görmüyor musun ya? Abi bu kadar makyaj yapılır mı ya? İyice sağlaştı ya vallahi. Cem ne diyorsun? Son 2 haftaya girdik. Acaba büyük ödülü alabilir misin? Ya Ümit aldı gidiyor gibi sanki. Öyle değilmiş. En olmadı Uğur Aslan alacak gibi görünüyor. Ondan 8'e Bay J, bana kalmaz gibime geliyor. Olmaz mı diyorsun? Ya bilmiyorum, son 2 hafta. Yani jüriden tam not almak ama çok önemli. Şimdi ünlü dönergeci çok önemli. Çünkü evet, acaba kim çıkacak? Haftaya kimi canlandıracaksın? Bu çok önemli. Peki ünlü dönergecimizi o zaman çevirelim. Cem Kılıç için bakalım. Haftaya Cem Kılıç kim olacak? Kadın çıkarmış şimdi bile. İnşallah. İnşallah mı? Ya böyle. Ya ben niye başka bir şey istemedim ya? Ya evet ya. Aa. İstesen olacakmış. Şuna bak. Bu ne ya? Serdar Ortaç çıktı. Şu peruğu çıkarttın mı tamam galiba, aynı, değil mi? Yani hemen çıkarttım hemen. Sen Cem Kılıç haftaya hangi vakıf için, acaba dernek için Serdar Ortaç oluyorsun? Haftaya yine Türk Böbrek Vakfı için Serdar Ortaç oluyorum. Evet, haftaya Türk Böbrek Vakfı için Serdar Ortaç olacak Cem Kılıç. Alkışlarla yerini uğurluyoruz. Ve sırada... Evet. Sırada... Michel Tello. Michel Tello. Evet, yabancı çıkmasın çünkü yabancı, özellikle Michel Tello gibi Türkiye'de pek tanınmayan yabancı oy alamıyor yani. Evet. Şanssızlık ya. Halbuki ekip arkadaşlarım çok iyi çalıştı. Ben bugün tepeden tırnağa kadar Michel Tello'nun klibindeki aynı adamı ve aynı söyledim. Ama adam tanınmıyor. Michel'i tanıyor muyuz? Gençler tanıyorlar, gençler tanıyorlar ama siz oy vermiyorsunuz işte. Öyle bir sorun var genç arkadaşlar. Seyfi Bey de genç sınıfına girer ama. O da genç tabii ki. O da genç. Ama tanımıyormuş. Evet. Yabancı olmasın, her şey olabilir. Peki o zaman Uğur Aslan için ünlü dönergecimizi döndürelim. Bakalım haftaya. Vay, bir büyük isim olacağız haftaya. Uğur Aslan haftaya Mazhar Alanson olacak. Zor ama bakalım, evet. Bayağı zor. Zor. Sen gene gençler tanıyor. Tanıyor mudur? Bu şey? Olur. Hem herkes bilir. Her yere herkes uyar mı? Her yere olur. Yerli, yapabilirsek gençler olur. Tanıyor. Bakalım ne olacak? Hangi vakıf için haftaya? Türkiye Omurilik Felçleri Derneği için yarışıyorum. Evet, haftaya evet. Türkiye Omurilik haftaya Felçleri Derneği için Mazhar Alanson olacak. Evet. Uğur Aslan'ı da uğurluyoruz alkışlarla. Evet. Bir şey soracağım. Asena çıksa yapabilir misin? Yapamam. Çok daha iyi yapanlar var. Hadi. Evet, ünlü dönergecimiz Asena için dönsün. Gel Asena. Haftaya Asena Güllü olacak. Süper. Sever miydin Güllü'yü? Severim, ayrıca da kolay benim için. Yani şey kolay, hani danslı manslı ya. Danslar var tabii falan. Evet. Sen haftaya hangi dernek, hangi vakıf için? Tohum Vakfı adına. Tohum Vakfı adına Güllü olacak. Alkışlarla seni uğurluyoruz. Büyük usta, büyük üstad, büyük en büyüğü, bir büyük yanında biraz kavun, karpuz, beyaz peynir. Büyükle iyi gider yani. Şimdi Cem Kılıç ve Uğur Arslan bu makineyi telkin ve temenni yoluyla dize getirdiler gibi duruyor. Sen de bir dilek tut. Ben de Türk sanat müziği
söylemek çok içimden geçiyor biliyor musun? Sen musiki şinas bir kardeşimizsin yani zaten. Yani hakikaten şöyle sakin, duru. Yani öyle çalışıyorsa biliyorum. Adam çekik göz dedi, Serdar Ortaç geldi. Dedi ki Türk yabancı olsun bilmem ne olsun. Yabancı sadece. Olmasın. Masar Alanson, Masar Baba. Yani parayı verirsen... Para. Şeyler sıkıştırman lazım orada. Parayı veren, parayı veren ne isterse bahtına yaparız yani. Murtik. Burada aşağıda böyle ayakla basıyorum. Fren var. Murtik bir Türk sanat müziği. Baktım ki şey yapsana. Para çıkmayacak bundan sonra Seyfi Bey sağ olsun. Kariyer falan bitti en azından. Hani sunuculuk yok bundan sonra. Neyse şöyle buradan ben ayak freniyle hani parayı getiririm. Babacığım mübarek Ramazan'da şöyle güzel, sakin, duru bir Türk sanat müziği Ahmet Özsan olmaz mı sana, sevgili Ahmet dostlar? Özsan. Olmaz mı? Olur mu olmaz mı görelim. Evet. Ünlü dönergecimiz dönsün bakalım. Evet. Ümit Erdim için. Haydi bre. Ha? İşte. Çok. Budur. Halkımızın severek. Ben de çok severim biliyor musun? Tarık çok Mengüç. Severim. Çok severim. Ama makineyle ilgili bir problem oldu galiba. Dedim sana küçük düştün. 5-10 olmaz bizde. 20'den aşağı ufak, çalışmıyor. Sen bana hesap numaranı şey yaptı. Ben yani sana artık haftaya. Yani. Anladın mı? Son hafta en azından artık. Bir güzellik yaparsan. Son çok sağ ol. Şey 6 nokta körler vakfı için. 6 nokta körler vakfı için haftaya Tarık Mengüç oluyor. Ve Pelin Öztekin geldi. Haftaya Pelin Öztekin 599'dan hangi kanuna geçecek? Ömür bu sana gelsin. Hadi bakalım. Eyvah. Vay. Deniz Seki. Senin için yapıyorum ve Toçev için yarışıyorum. Evet, haftaya Toçev için Deniz Seki olacak. Haftaya değil, bütün haftalar Toçev için yarıştım ama işte gel gör ki neye yarar. Ama Deniz Seki ile geliyorum. Evet, güle güle diyoruz size. Evet 5199'dan. Ömür Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizin için hemen çevireyim o zaman. Çevir bakalım. Evet ünlü dönergecimiz Ömür Gedik için dönüyor. Bakalım Ömür Gedik haftaya kim olacak? Ve... Gökçe. Gökçe. Ya Gökçe çok enteresan bir kız. Ben çok beğeniyorum onu. Deli dolu çok, bir şey. Çok çok. Bir de sahnede benim şarkılarını çok severek söylediğim bir sanatçı. Aa. Güzel de söylüyorum bilmiyorum ama... Ne der ben? Fena söylemiyorum değil ben mi? Ben şimdiden söyleyeyim. İddialı olabilirim. Şimdiden söyleyeyim. 4, 6, 4. Öyle mi? Evet. Olsun arkadaşlarım var benim. Yok yok. 10, 10, 10. 10, 10, 10. Arkadaşım güzel Gökçe'yi, becerir bunu. Bunu güzel söyleyebilirim. Gökçe'yi, ben şöyle söyleyeyim. Gökçe'yi ha dedikoduya girecek. Girsin. Tanımıyor. Kimse tanımıyordur. Olur mu canım? Tuttu fırlattı. Tanıyor musunuz Gökçe'yi? Olur mu canım? Herkes tanıyor. Şanslı bir evet, hafta olacak. Evet Ömür Gedik de haftaya Açiko için burada olacak. Bize Gökçe olacak. Sırada Bay J bir Levent Yüksel mi var? Ya ben diyorum kimlik bunalımı yaşıyorum. Gerçekten sana bakıp başka bir isim söylemem kadar normal bir şey yok yani. Levent J. Aa normal değil. Levent K. Şahane bir arkadaş. Ne kadar evet, tatlı bir insan olduğunu herkes biliyor. Kıyafet seçimi belki yani çok... Elimden geleni yaptım, başarılı evet, olamadım. Ben de çalıştım üzerine ama yani o öyle yani, yapacak bir şey yok. Peki bakalım Bay J haftaya kim olacak? Ünlü dönergecimiz Bay J için dönsün. Evet, ünlü dönergecimiz döndü. Kadın istemiyoruz, yabancı istemiyoruz. Şaheser. Ferdi Özben. Çok severim. Gerçekten. Tabii. Yaşıt sayılırız. Çocukluğumuz Ferdi Özben şarkılarıyla geçmedi mi ya? Ümit Besen, Ferdi Özben, Arif Susam. Arif Susam ben takılmazdım. Çok ağır gelirdi bana. Necat bir daha Cengiz Kurtoğlu. Cengiz Kurtoğlu. Bir de Freddie Quinn vardı. Ben o 3-4'lüyü seviyorum. Bir de Bediye Akartürk'le Belkıs Akkale'nin birleşmiş hali. Ferdi Özben'e çok sevindim. Koruncuk Vakfı için önümüzdeki hafta programda Ferdi Özben olacağım. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla Bay J'yi uğurluyor. Bol şans diliyoruz ve sıra geldi. Haftanın birincisine, kendi haftanın birincisi ve acaba haftaya kim olacak? Sen şu an öyle mutlusun ki kim değil mi? Olsan... Değil ağzım kapanmıyor farkındaysan. Ben yani... Ay. Ya ilk defa jüriden 12-12-12 evet çıkmış. Ya gerçekten biz Mustafa Sandal'ı da kendiyi de bu kadar neşeli görmedik yani. Böyle ağzı kulaklarını böyle. Ya evet gerçekten çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum bana puan veren arkadaşlarıma da. Onun dışında... Sana puan ya bir veren de ben Türk sonucu, halkına teşekkür edelim istersen. Sonucu olmayı beklerken birinci SMS'lerle olmak. Buraya geldim.
İşte keşke olsaydı. Evet, zorlardın o zaman. Evet. Peki, olsun. Kendi için ünlü dönergecimiz dönsün. Çocuklar Gözsün diye derneğini bir 10 bin TL daha kazandırdım. Bakalım bu hafta onun arkasından kim yapıyor? Robin. Şehval Sam. Evet. 4-4-4. Mustafa Sandal oldum artık yani. Şehval Sam olurum herhalde. Olursun, bence de olursun. Peki biz şöyle sahneye geçeceğiz seninle. Ben bunu alacağım alkışlarla. Haftaya Şehval Sam olacaksın. Şimdi evet, gene programın sonuna geldik. Efendim biliyorsunuz ki bayrama giriyoruz. Hepinize iyi bayramlar demek istiyorum. Ramazan bayramı hem İslam alemine hem Türkiye'deki yaşayan herkese mutluluklar, sağlıklar, neşeler getirsin. Allah bayramlarımızı keyif içerisinde yaşamayı nasip etsin bize. Mutluluk içerisinde yaşamayı nasip etsin. Sizleri alkışlarla Mustafa Sandal'la baş başa bırakıyorum.